Her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür
ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz Makina Fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olurlar. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makina Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makina mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir.
Öğrencilerimiz makine fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olur. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makine Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makine mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz makine fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olur. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makine Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makine mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle somut hale getirir. Öğrencilerimiz makine fakültesinden otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir çelik gibi makine imalatı yapan birçok sektörde çalışma imkanına sahip olarak mezun olur. Makinalar dört tarafımızda. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bu hayal gücünü yaşamın her alanında insanlığa sunmaya hazır ve kalbi makinalarla atan tüm mühendis adaylarını İTÜ Makine Fakültesi'ne bekliyoruz. Makinalar her alanda hayatımızı kolaylaştıran insan uzantılarıdır. Makine Fakültesi'nde bu makinalara hayat verecek projeler geliştirerek geleceğe yön veren öğrenciler yetişir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bünyesinde iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar makine mühendisliği ve imalat mühendisliğidir. Bir makine mühendisi soyut düşünür ve bu düşüncelerle geliştirdiği fikirlerin tasarımını hem günümüz hem de geleceğin teknolojisine entegre edip geniş ufuklara yelken açar. Mekanik problemlere analitik çözümler üretir. İmalat mühendisi ise uygulamaya konulmuş ya da konulacak bu soyut düşüncelere daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri geliştirerek ürün ortaya çıkana kadar tüm evrelerde görev alır. En hızlı, en kaliteli ve en düşük maliyetle... Herkese merhaba, değerli katılımcılar. Hoş geldiniz öncelikle.
Makine fakültemizin bu haftaki seminer konusu başarılı ısıl işlemin ipuçları ve yenilikçi prosesler olacak. Bu konuda Bodycoat Istaş firmasından Sayın Metalürji Yüksek Mühendisi Bilgi Çen geldi. Bize eğitim niteliğinde bir seminer verecek. Öncelikle Sayın Bilgi Çengelli'nin özgeçmişini okumak istiyorum. Bilgi Çengelli, metalürji yüksek mühendisi olup 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede tamamladıktan sonra 4 yıl süreyle ODTÜ Metalürji Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Özel sektöre geçiş kararı ile birlikte 14 yıl süreyle çeşitli firmalarda araştırma geliştirme ve kalite müdürü olarak görev yapmıştır. 2003 yılından itibaren Bodycoat Istaş'ta kalite ve iş güvenliği müdürü olarak görev alan Bilgi Çengelli, 2011 yılından bu yana da Türkiye Ar-Ge ve Eğitim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Sayın Bilgi Çengelli'ye sözü bırakmadan önce Bodycoat Türkiye Satış Müdürü Sayın Barış Akagündüz'e söz vereceğim. O kısa bir giriş yapacak. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben çok kısa kendimi tanıtayım. Barış Akagündüz, Türkiye Satış Müdürü'yüm Bodycoat Istaş firmasının. Aslında ilk önce çok kısa bir videomuz var. Onu izlettirip bir fikir oluşmasını istiyoruz. Ardından da ben çok kısa Türkiye'deki aktivitelerimizden bahsedeceğim. Sonrasında da zaten sözü Bilgi Hanım'a vereceğim. Ben çok kısa kendi özgeçmişimle ilgili bahsedecek olursam, ben de bu okuldan, bu fakülteden mezunum. 22 yıl olmuş mezun olalı. 96 yılında ben mezun oldum. O yüzden burada olmak şu anda hakikaten ayrı bir benim için anlam taşıyor. Otomotiv sektöründe çeşitli ana sanayi ve tier 1 yan sanayi firmalarında görev aldıktan sonra 2014 yılından da bu yana bu görevi yürütüyorum. Hemen videomuza geçersek... We have technologies that are really advanced, which in an industry that's been around for thousands of years is quite an achievement. Bodycoat, of course, is not a business that's in the consumer eye, but nevertheless, the things that Bodycoat provides service on are everywhere in our daily lives. Metal to perform as it's supposed to is something that is required in almost every single product that you see. Pretty well anything that's under the skin of a motor car requires heat treatment, whether it Bodycoat works on. We come across them every day, even though we don't realize that the parts will have had to have been thermally processed. We've focused them on needs in a much more defined and deliberate way. We certainly need to be more market driven, because at the end of the day, Bodycoat is unique. It's unique from a number of perspectives. We are by far the largest player in the world. By focusing on specific customer requirements, we will provide a better service, add more value for those customers, whether they are in an area where we see them operating more locally. Bodycoat works with many tens of thousands of customers, ranging from very small businesses right through to very large multinational blue chip businesses, which everybody around the world would be familiar with. It's very important that we understand where our customers are going and what their needs are. Customers
drive the demand and drive our business. Videomuz İngilizceydi, pek sesini duyamadık ama genel bir fikir veriyor. Isı işlem tesisleri nasıldır, ne tip parçalar yapılır, seri imalat da uygun ekipmanlar veya single tek bir parçanın işlemini de gördük videoda. Biz tabii burada dünyanın en büyük ısı işlem firmasını temsilen buradayız. Dolayısıyla bu konuda, yani ısı işlem konusunda en büyük bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir firma olarak ve bu firmanın Türkiye temsilcileri olarak kendimize böyle bir misyon edindik 2-3 yıl önce ve Türkiye'nin çeşitli illerindeki çeşitli üniversitelerde bu seminerleri vermeye başladık. Birçok farklı üniversiteye gittik. Makine ve özellikle metalürji fakültelerinde. Dolayısıyla bunu devam ettiriyoruz. Mesut Bey'le de bunu planladık. Bugün burada olmak da bizim için çok hakikaten keyif verici. Ben çok kısa 5 dakikayı alacak bir tanıtım yapacağım. Türkiye'de, önce dünyada ki Bodycote'un slide'la şey yapacağım, tanıtacağım. 180 farklı tesisimiz var, 23 farklı ülkede şu anda. Halka açık Londra borsası, bir İngiliz firması. Ve 2017 cirosu 1 milyar dolar düzeyinde. Ve iki ana iş alanı var. Kendi sınıflandırdığımız klasik ısı işlemler ve metal birleştirme ve özel teknolojiler. Bunların hepsinden zaten bahsedeceğiz. Bu kırmızı halka aslında hakikaten ısı işlemi temsil ediyor. Yani bir imalat sürecinin başından sonuna kadar geçen süreçte önemli bir aşamasını oluşturuyor. Klasik ısı işlemler, metal birleştirme yöntemleri, hepsine detaylı bakacağız. Hızlıca buraları geçiyorum ama özellikle HIP denilen proses, S3P özellikle düşük basınçlı sementasyon, koridor dediğimiz gaz nitrokarbürizasyon prosesleri, yüzey teknolojilerindeki plazma sprey gibi teknolojiler hakikaten yenilikçi ısı işlem teknolojileri. Bu çok güzel anlatıyor. Burada yani ısı işlem olmazsa bir arabanın vites kutusu bir hafta dayanabiliyor veya bir uçağın motoru bir kez bile uçamıyor. Dolayısıyla hakikaten önemli bir aşama. Bu bizim dünyadaki dağılımı gösteriyor. Kuzey Amerika'da, Avrupa'nın tamamında, Türkiye'de ve Çin'de tesislerimiz var. Sektör bazında havacılık, savunma sanayi ve enerji diye bir grubumuz var. Bir de otomotiv ve genel endüstri adı altında bir grubumuz var. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de biz şu anda 3 noktada, Gebze, Bursa ve İzmir'deki fabrikalarımızda, ki bunlar 3 endüstriyel noktadır. Türkiye'de endüstrinin yoğunlaştığı. Buradaki imalatçı müşterilerimize ısı işlem hizmeti veriyoruz. Ve Anadolu'nun tamamına tabii ki. Sadece burası değil. Türkiye'nin en büyük ısı işlem firmasıyız. Son 5 yıl içinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Her 3 fabrikamıza teknoloji yenileme yatırımları ve kapasite artırma yatırımları yapıldı. 105 kişilik bir şirketiz Türkiye'de. ISTAŞ, Bodycote'un Türkiye'deki ortağı. %80'e 20'lik bir ortaklık yapısı var. %20'si ISTAŞ. ISTAŞ köklü bir firma ve yaklaşık 40 yıllık bir deneyimi var bu sektörde Türkiye'de. İzmir'de kurulmuş olan bir şirket. Şu anda da Bodycote ISTAŞ, ısı işlem anonim şirketi adı altında Türkiye'deki faaliyetleri sürdürüyoruz.
3 fabrikamızda hangi proseslerin yapıldığı, bunlar zaten sunumda da bahsi geçecek. Bunun dışında Bodycote'un LPC, elektron ışın kaynağı gibi, paslanmaz şeklini sertleştirmesi, sıcak izostik presleme gibi çok farklı prosesleri Avrupa'da ve diğer dünyadaki çeşitli tesislerinde uyguladığını söyleyebilirim. Yönetim ekibimiz merkezi ve fabrika bazındaki yönetim ekibimiz. İzmir fabrikamız 16.949 sertifikasyonuyla büyük bir fabrika, 5.000-6.000 metrekareye yakın. Yeni bir kameralı fırın hattını tamamen yeniledik. Bu şekilde kapasitemizi de arttırarak yolumuza devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bursa fabrikamız yine tüm ekipmanlarla donatılmış durumda. Farklı olarak nitrasyon, ferritik nitrasyon da yapılabiliyor. Continue bantlı tip bir fırınımız da var. Bursa'da yine 16.949. İzmir ZF Renförder, Bursa Valeo gibi global firmalar tarafından onaylıdır. Ve Gebze tesisimiz Dilovası'nda. İstanbul'da Gebze ve Sakarya bölgesine hizmet veriyoruz ağırlıklı. Burada da havacılık sanayine akredite bir tesisimiz burası. Sikorsky gibi, Agusta gibi helikopter üreticileri, TAI gibi, Roketsan, Aselsan, Kale Havacılık gibi tüm firmalarla çalışıyoruz. AS9100 son revizyon, D revizyonuyla akreditedir bu tesisimiz. Prosesler hiç girmeyeceğim. Uygulama alanlarının hepsini çok güzel bilgilerim size aktaracak. Sadece şunu söyleyebilirim. Teknoloji olarak kameralı fırın denilen ekipmanlarda yapılan işlemler var. Vakum fırınlarında yapılan ısı işlemler var. Nitrasyon fırınlarında yapılan ısı işlemler var. Ve indüksiyon makinelerinde yapılan kısmi sertleştirme işlemleri var. Hepsini zaten anlatacağız. Özel yazılımlarla, yönetim MRP sistemleriyle izlenebildik, kayıtlara erişilebilirlik, prosesin anlık denetimlerinin hepsi kontrol altındadır. Laboratuvar ve test yetkinliklerimiz, burada gördüğünüz gibi bütün bu işlemleri yapıyoruz. Bu fırın içerisinde sıcaklık homojenizasyonu ile ilgili, yani tüm söylediğim gibi fabrikaların akreditasyonları, bütün fabrikalarımız 14.001 çevre yönetim sistemiyle yönetilmektedir. ISO 9001 zaten bütün fabrikalarımız standart. Bunun dışında İzmir ve Bursa'da otomotiv 16.949, Gebze'de de havacılık standardı mevcut. Havacılıkla ilgili bir takım projeler ve hangi ısı işlemleri özel standartları uyguladığımızın ilgili bilgi. Otomotiv sektöründe tüm çok uluslu firmalarla ve ana sanayi ile indirekt olarak çalışıyoruz. Havacılık tarafında da yine bahsettiğim gibi TAI, Alp gibi, Kale gibi, Sikorsky, Aselsan, Roketsan bizim müşterilerimiz. Çok kısa böyle. Fazla uzatmadan ben Bilgi Hanım'a sözü devrediyorum. Teşekkür ederim. Şunu da ben alayım isterseniz.
Merhabalar. Sizlerle beraber olmaktan dolayı gerçekten büyük onur duyuyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere böyle bir olanağı bize sağladığınız için. Umarım iyi ve güzel bir eğitim geçiririz. Ben eğitimimi verirken şunun üzerine durmaya çalışıyorum. Bir ilk bölümde sizlere ısı işlem nedir, çelik nedir, malzeme nedir? Öyle bir giriş yapıp ondan sonra geleneksel ısı işlemlerden biraz söz etmek istiyorum. Daha sonra ısı işlemde başarılı ısı işlemin elde edilmesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Anlatırken bunlara nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda durmaya çalışacağım. Daha sonra da Türkiye'de yapılmayan ama yurt dışında yapılan ısı işlemlerle biraz vizyonumuzu geliştirmeye bakmayı hedefliyorum. İlk önce çelikten bahsetmek istiyorum. Çelik nedir dediğimizde, buyurun. Tamam, sizlere ileteceğim. Bu aslında çok fazla bir 400 slaytlık bir not. Belki size 100 slaytlık daha böyle özet şeklinde olanını size vereceğim. Yani biraz hani hızlı geçeceğim çünkü çok sıkmamaya çalışacağım. Bu ısı işlem dersi yani bir dönem verilen bir ısı işlemi ben böyle kompak halinde bir 4 saate sığdırmaya çalışacağım. O yüzden sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Çelik dediğimiz zaman... Evet, çelik dediğimiz zaman arkadaşlar neyi anlıyoruz? Demir karbon alışımına biz çelik diyoruz. Buradaki kritik nokta nedir? Karbon %2'ye kadar olan demir karbon alışımlarına ve eğer yalın karbon çeliği ise bu demir karbon alışımdır ama içerisine alışım elementleri de ilave olduğu zaman düşük alışımlı ya da %5'ten daha fazla alışım elementi olduğu zaman işte orta ve yüksek alışımlı çelikler diye sınıflandırılabiliyor. Türkiye çelik üretiminde sıvı ham çelik üretiminde arkadaşlar dünya 8.'si. Yaklaşık 35 yani geçen seneyle %13'lük bir artış göstermiş. Gayet iyi. Ama vasıflı çelik üretimi dediğimiz zaman nedir vasıflı çelik? İşte sizin havacılıkta, tıp sanayinde, demir çelik üretiminde kullanılan bütün çelikler vasıflı çeliklerdir. Yani belirli bir kalite yönetim sistemi sonucunda üretilmiş olması gerekiyor. Güvenirliliğinin olması gerekiyor. Metalürjik ve mekanik, elektriksel tüm özelliklerinin güvenilirliğinin sağlanması gerekiyor. İşte bu tür çeliklerin üretiminde ise Türkiye son derece geride. Çünkü hep ithal etmek durumundayız. Ama diğer çelikler ham çelik üretiminde dediğim gibi dünya 8.'siyiz. Üretimimiz geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. 2017 yılıyla 37,5 milyon ton çelik üretimi oldu. Ama dediğim gibi vasıflı çelikte problem var. Çelik üretimine baktığımız zaman arkadaşlar çeliği iki yöntemle üretebilirsiniz. Ya cevherden üretirsiniz ya da hurdadan üretebiliyorsunuz. Ama her iki koşulda da ister hurdadan ister cevherden üretin temiz çelik üretimi denilen bir süreçten geçmek durumunda. Bu süreçten geçtikten sonra da ister çubuk ister levha saç yani ara üründen sonra son nihai ürüne dönüştürülmekte. Türkiye'de yapılmayan bir başka işlem yurt dışında yapılıyor. Bütün bu diyelim ki elde ettiğiniz ürünleri, ingotlara bir de HIP prosesi, Hot Isostatic Pressing denilen yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta bir yöntem uygulayarak daha ingot durumundayken, kütük durumundayken malzemeyi bu işlemi uygulayıp temiz çelik ve içerisinde hiçbir gözenek, kalıntı, kılcal çatlak problemi olmayan çelikleri üretiyorlar. Bu ürünlerden sonra elde ettikleri, üretecekleri ürünlerin kalitesinde de herhangi bir problem çıkmıyor. Bizden farklı yaptıkları şeylerden bir tanesi bu. Temiz çelik kavramını özellikle duruyorum çünkü siz istediğiniz kadar çok mükemmel ısı işlemci olun ama bizden öndeki süreçlerde eğer malzeme seçimi doğru yapılmamışsa, eğer malzeme temiz çelik şeklinde üretilmemişse kesinlikle malzemede ya çatlaklar olacaktır ya beklediğiniz mekanik özellikleri karşılamayacaktır. Dolayısıyla temiz çelik kavramı son derece önemli.
Belki duymuşsunuzdur, işte özellikle takım çeliklerinde ESR'li çelik kanı alın derler. Electroslacker melting yapılmış olması gerekir diyelim. Ya da işte potametalürjisi, ikinci metalürjik işlemlerden geçmiş olması istenilebilir. Yine dediğim gibi bunların dışında, yurt dışında uygulanan işlemlerden bir tanesi yine HIP. Yani HIP'i ingotta da uyguluyorlar ya da üründe de uygulayabiliyorlar. Örneğin Almanya'dayken hep onu anlatıyorum. Ben gittiğimde protezler vardı orada. Bir de çok ünlü İtalyan arabası var. Lamborghini değil, Ferrari. Ferrari'nin motor blokları hiplenmeye gelmişti. Yani döküm şekillendirilmiş olan parçaları da hipleyebiliyorlar. Ya da daha önceden işte ara ürün dediğimiz ürünleri de hipleyebiliyorlar. Temiz çelik dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekiyor? Oksit, silikat, sülfür, alüminat kalıntılar. Yani bunların bu alüminat, silikat ve sülfürlerden oluşan kalıntıların çelik içerisinde sayısal olarak az olması gerekiyor. Bunların küçük ve yuvarlak ve homojen olarak dağılması gerekiyor. Tane sınırlarında çökelmemiş olması gerekiyor. Ve bu kalıntıların da şekli, boyutu, sayısı ve dağılımı son derece önemli arkadaşlar. Yani tek bir tane kalıntı olabilir. Ama diyelim ki bir lama üretiyorsunuz. O lamanın tam üst düzeyinde bir tane kalıntının olması orada malzemenin çatlamasına neden olabilir. Yani hem sayı önemli, hem de dağılımı ve şekilleri son derece önemli. Temiz çelik kavramıyla bakın, yıllara bağlı olarak ve malzemenin kullanıldığı yere göre istediğiniz performansa bağlı olarak kriterler değişebiliyor. Örneğin 1996 yılında parfümen çelikleri için kükürt 32 ppm iyi denilirken 2003 yılında hayır, en fazla 9 ppm izin veriliyor. Yani beklentiler arttıkça malzemeden kriterlerde son derece hassas hale geliyor. Yine aynı şekilde diyelim ki rulman çeliği yapıyorsunuz. Rulman çeliğinde izin verilen kalıntı mikronu, yani kalıntının boyutu maksimum 15 mikronken, ama eğer siz otomobilin kaportasını yapıyorsanız orada 100 mikrona kadar izin verilebiliyor. Yani parçanız, ürününüz nerede kullanılacaksa, nasıl bir performans bekliyorsanız ona uygun olarak da hassasiyet değişiyor. Beklentiler, temiz çelik alanında bile beklentiler değişiyor. Yine kalıntıların şu şekilde uzamış olmaları son derece tehlikeli. İç yapıda bunların yuvarlak hale getirilmesi isteniliyor. Neden önemli diyoruz? Çünkü parçanın, ürünün izotropik özellikler, özellikle makine mühendisleri açısından bu son derece önemli. Parçanın izotropik özelliklerini her yönden birbirlerine yakın olabilmesi için ürünlerinizin temiz çelik üretiminden geçmiş olması gerekiyor. Örneğin bunlarda şu taralmalı olanlarda kalsiyum tel enjeksiyonu yapılmamış, yani temiz çelik üretimi yapılmamış. Buraya baktığınızda bakın, mesela diyelim ki çarpı notch impact testi, darbe testinin yöne bağlı olan ne kadar farklılık gösteriyor. Ama kalsiyum tel enjeksiyonla eğer o kalıntılara müdahale ederseniz o zaman birbirlerine yakın değerler elde ediyorsunuz. Yani yöne bağlı olan özellikler toparlanmış oluyor. Malzemeniz daha kaliteli hale gelmiş oluyor. Pratik olarak nasıl kontrol edebilirim? Numunenizi aldığınız zaman, diyelim ki çelik çubuğunuzu aldınız, kesiyorsunuz. Yüz büyütmede, dağılma yapmadan baktığınızda ASTM'nin bu JK enklüzyon çizelgesine bakarak kıyaslama yapabilirsiniz. Örneğin şu sıra gayet güzel. Ama malzemede şunları görürseniz eğer, bu malzemenizin kırılmasına, çatlamasına neden olabilir. Tasarımınız son derece mükemmel olabilir ama malzemeyi böyle seçtiğiniz anda problem yaşarsınız. Yine aynı şekilde malzemenin daha iyi olabilmesi için malzemenin tane büyüklüğü son derece önemli. Küçük taneli ve homojen dağılmış olan bir iç yapı malzemenizin mukavemetini, tokluk değerlerini, yorulma dayanıklarını üst seviyeye taşıyacaktır. Aksi takdirde taneler irileşirse işlenebilirliğiniz iyi olur ama buna karşılık tokluk değerleriniz düşer.
Burada bunları çok fazla şey yapmak istemiyorum. Sadece iç yapı özelliğini göstermek istiyorum. Hani neden ESR'li elektroslag remelting yapılmadan önce mikroskopta baktığınız zaman dallantılı yapı görüyorsunuz. Segregasyon görüyorsunuz ama ESR yapıldıktan sonra homojen bir iç yapı görüyorsunuz. Yani izotropik özellikler son derece etkili gördüğünüz gibi. Peki, kısa bir girişten sonra ısıl işleme giriyorum. Isıl işlem nedir? Isıl işlemle ilgili bir ders daha önceden aldık mı yoksa? Efendim? Malzeme dersinin içerisinde belki geçmiş olur ama hayal lisans döneminde alındı. Şimdi ısıl işlem homojen ısıtma ve soğutma. Neden malzemeleri, ürünleri homojen ısıtma ve soğutmaya ihtiyaç duyuyoruz? Yani ilk gördüğünüz videoda da aynı şekildeydi. Fırınlar vardı, ısıtıyorlar ve bir şekilde soğutuyorlar. Malzemeye ne katmak istiyoruz? Yani makine mühendisi olarak bir ürün tasarlıyorsunuz. O ürününüzde nelerin olmasını istersiniz? Bir ürün tasarladığınızı, bir dişli tasarladığınızı düşünün. Ha, diyorsunuz ki sertlik iyi olsun diyorsunuz. Başka ne beklersiniz? Mesela bir dişli tasarladınız. Sertlik önemli. Efendim? Pürüzsüz olsun. Yüzeyle ilgili beklentileriniz var. Tamam. Yani deformasyona uğramasın. Değil mi? Boyutsal olarak stabilitesini korusun. Diyelim ki yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa o yüksek sıcaklıkta dayancı yüksek olsun. Değil mi? Ya da korozif bir ortamda çalışabilir parçanız, ürününüz. O zaman o korozyona karşı performansının yüksek olmasını istersiniz. Ya da işlenebilirlik için yani sert olmasın da yumuşak olsun, daha kolay işleyebileyim diye düşünebilirsiniz. Ya da bir dişli yapıyorsunuz, tamam, o dişler birbirleriyle sürtünecek. Ha, orada yüksek sertlik istiyorsunuz ama darbeye karşı, bir darbe gördüğü zaman da tokluğunun yüksek olmasını isteyebilirsiniz. Yani çekirdeği şey olsun, tok olsun ama yüzeyi sert olsun isteyebilirsiniz. Bakın, yani bir ürün tasarladığınız zaman beklentileriniz son derece değişiyor. Yani çok farklı şeyler bekleyebiliyorsunuz. İşte ısıl işlem size bunları sağlıyor arkadaşlar. Yani sizin tasarladığınız ürünlerin kullanımda, yani o ürünün güvenli şekilde müşteride kullanılabilmesi için mutlaka ısıl işlemden geçmek zorunda bir şekilde. Yani ısıl işlemden geçmeyen bir parça yok. Mutlaka bir şekilde bu dövmeden gelebilir, haddeden gelebilir ya da dövme dedik, hadde dedik, başka ne olabilir? Dökümden parça gelebilir. Ama mutlaka bir ısıl işlem ayağının olması gerekiyor. Demek ki malzemelerin iç yapısını düzenlemek için de ısıl işlem yapabilirsiniz. Tokluğunu artırmak için ya da mekanik özelliklerini iyileştirmek için ya da korozyona karşı direncinin artırılmasını isteyebilirsiniz. Ya da rulman çeliği yapıyorsunuz. O rulmanın yorulma dayancı sizin için son derece önemlidir. Değil mi? Bütün bunları için ne yapmamız gerekiyor? Isıl işlem yapıyoruz. Peki ısıl işlemi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Isıl işlem homojen ısıtma ve soğutma işlemlerine verilen genel bir isim. Yani hem ısıtıyoruz hem soğutma işlemi var. Örneğin bir otomotiv parçasını gördüğünüz zaman şu tüm bu parçaların bakın %50-%60'ı vasıflı çeliklerden oluşuyor. Bunların hepsi hep ısıl işlemden geçiyor. Bunun dışında diyelim ki treni biniyorsunuz. Trende işte piston gömlekleri, silindir gömlekleri, diskler, piston ringleri var. Bu gördüğünüz kamşaflar var. Bunların hepsi ısıl işlemden geçiyor. Ya da implant, vücudunuza takılan implantlar ya da dişinize takılan implantlar veya tıp sanayinde kullanılan, dişçilikte kullanılan ekipmanlar ya da arabalarda kullanılan mafsal milleri. Bunlar diyelim ki paslanmaz çelikler, vanalarda kullanmış olduğunuz parçalar, rulmanlar dediğim gibi ya da uçağa biniyorsunuz, uçağın iniş takımları. Bakın bunlar hangi aşamada olursa olsun mutlaka karşınıza ne çıkıyor? Çelik bir parça çıkıyor ya da çelik dökümden ya da işlenik olan bir çelik parça olabilir ya da dökme demir bir parçası olabilir ya da non-ferrous dediğimiz herhangi bir parça olabilir. Ama bunların hepsi ısıl işlemden bir şekilde geçmek durumunda. Yani parçanın
Çok küçük bir parça da olabilir, çok büyük bir parça da olabilir. Hepsi ısıl işlemden geçiyor. Örnekleri bu şekilde artırabiliriz. Burada sadece şunu göstermeye çalışıyorum. Örneğin 4140. 4140 çeliğini çok kullanıyor musunuz tasarımlarınızda? Yani sadece örnek olarak veriyorum. Bakın 4140 çeliği diyelim ki tavlama yapıldığı zaman çekme dayancı 600 megapascal civarında. Ama siz bunu ıslah yaptığınız zaman birdenbire iki katına çıkıyor. 1400'e çıkıyor. Bak malzeme aynı ama yaptığım ısınır işlem farklı ve elde ettiğim mekanik özellikler farklı. Peki ben buna menemiş yapmazsam malzemenin tokluğu cam gibi 3 yılın altında, yani bıraktığım anda cam gibi bir kırılabiliyor. Ama ben buna 500 derece bir menemiş uyguladığımda birdenbire tokluk artıyor. Ama buna karşılık birazcık sertlik ve çekme dayancında bir düşme oluyor. Burada şunu göstermeye çalışıyorum. Malzemenin dizaynı ama yapılan ısı işlemler farklı ve ona bağlı olarak da mekanik özelliklerde farklılıklar oluyor. Çeliklere uygulanan ısıl işlemleri yeni uygulamalar, örneğin HIP, vacuum brazing, korudur, arcore, thermal spray, coasterizing, LPC, powder mate, bakın bunlar hep yeni ısıl işlemler. Bunlardan sadece Türkiye'de biz şu anda koruduru ve arcore'u yapıyoruz. Ama bir coasterizing Türkiye'de yok. Yani coasterizing dediğimiz şey paslanmaz çeliklerin ısıl işlemi. Paslanmaz çelikleri sertleştirebiliyorsunuz normal koşullarda ama malzemeye sertlik veriyorsunuz ama korozyon direnci düşüyor. Ama coasterizing yaptığınız zaman hem korozyon performansınız yüksek oluyor hem de sertliğiniz yüksek oluyor. Diğerlerini ise iki grupta toparlayabiliriz. Bir tanesi sertleştirme amaçlı, diğerisi sertleştirme amaçlı olmayanlar. Sertleştirme amacı olmayanlar ne olabilir? Homojenleştirme, normalizasyon, küreselleştirme, gerilim giderme, yeniden kristalleştirme. Bu tavlamalar şeyle ilgili, sertleştirme amacı yok. İç yapıyı düzenlemekle ilgili olabilir, gerilim giderme yapıyorsunuz. Örneğin kaynak yapıyorsunuz. Kaynakta gerilim giderme önemli mi arkadaşlar? Mesela kaynak yaptınız, gerilim giderme yapmasak ne olur? Malzemede çatlaklara neden oluyor. Yani malzemede en önemli riskimiz ne arkadaşlar? Çatlak riski. Hiçbir zaman çatlaklı malzeme kesinlikle kullanmak istemiyoruz veya çatlak riski olan bir şeyi kullanmak istemiyoruz. Dolayısıyla bunlar son derece önemli oluyor. Demir karbon denge diyagramını hatırlarsınız. Şimdi biz metalürjistler bunu kullanmak durumundayız ve ısıl işlemi diyoruz ki biz ısıl işlemi bilimsel olarak yapıyoruz. O yüzden metroloji bilimini kullanıyoruz. Demir karbon diyagramı niçin önemli arkadaşlar? Isıl işlem proseslerindeki o sıcaklıkları belirlemede bu diyagram yararlı oluyor. O yüzden bunu kullanıyoruz. Bunun dışında çünkü demir karbon denge diyagramında eğer dengeli ısıtma ve dengeli soğutma sonucunda elde edeceğimiz fazları görebiliyoruz. Çünkü her fazın kendine özgü bir kristal yapısı var. Neden buna girdim? Çünkü bu ısıtma ve soğutma sırasındaki bu kristal yapılardaki değişmeler sizde malzemede neye neden oluyor? Deformasyona neden oluyor. Mutlaka ısıl işlemde arkadaşlar malzemede bir miktar deformasyon, çarpılma olacaktır. Yani sıfır deformasyon diye bir şey yok. Çünkü malzeme hem o sıcaklıkların yüksek sıcaklıklara çıkıyor ve düşük sıcaklıklara inip soğutuluyor. Hem bundan dolayı hem de faz değişikliklerinden dolayı mutlaka deformasyon olacaktır. İyi bir ısıl işlemci aparatlamasıyla fırınlarındaki homojenliği kontrol ederek ve seçilen malzemenin uygunluğuyla, tasarımıyla, her şeyle birlikte optimizasyon yaparak bu deformasyonu en aza indirgemeye çalışıyor. Burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi, demir karbon denge diyagramı tek başına yeterli değil. Neden? Yani sadece demir karbon denge diyagramıyla işi çözebiliyor muyum? Asıl işlemde çözemiyorum. Çünkü demin de dediğim gibi dengeli soğutma ve ısıtma da geçerliydi. Ama ben soğutma koşullarımı değiştirirsem, soğutma koşullarımla oynarsam o zaman
TTT diyagramları denilen bir başka TTT diyagramları denilen diyagramlara ihtiyaç duyacağım. Her alaşımın kendine özgü TTT diyagramı vardır arkadaşlar. Bunlar da ısıl işlemin olmazsa olmazlarıdır. Çünkü bu diyagramlara göre ben hangi yapıyı elde edeceğim, yaptığım işlem doğru mu değil mi, bunlara göre ben prosesi belirliyorum. Dolayısıyla siz ısıl işleme bir malzeme gönderdiğiniz zaman mutlaka o malzemenin malzeme sertifikasını göndermek zorundasınız. O malzemenin nasıl üretildiği, alışımının ne olduğunu kesinlikle ısıl işlemciye bildirmeniz gerekiyor ki doğru proses sıcaklıkları, doğru proses süreleri belirlenebilsin. Bunları da geçiyorum. Hep dediğim gibi bakın alışımın kendine özgü TTT diyagramları var. Bunlar da örnekleri. Aynı şekilde dökme demirler için de geçerli bunlar. Burada özetle şunu söylememiz gerekir. Alışım elementleri hem demir karbon denge diyagramını değiştirirler hem de TTT diyagramını değiştirirler. Alışım elementleri arttıkça bu perlit beynit burunları sağa doğru kayar. Martensit başlangıç ve martensit bitiş sıcaklıkları aşağı doğru kayar. Eğer karbür yapıcı elementler varsa, alaşımlar varsa, örneğin krom, molibden, vanadyum gibi perlit ve beynitler bölgeler ayrışır. Ha, bunlar bana ne de yararlı olacak? Benim hangi ısıl işlemi yapmam gerektiğini, o alışıma en uygun hangi ısıl işlem yapılır, onda bana yararı olacak. O yüzden bu son derece önemli. Isıl işlemde en önemli problemlerden bir tanesi, konulardan bir tanesi sertleşebilirlik. Sertleşebilirlikle sertlik aynı kavramlar değil arkadaşlar. Sertlik yüzeye bir kuvvet uyguladığınız zaman malzemenin o kuvvete karşı gösterdiği bir cevap, bir reaksiyon gösteriyor. Sertleşebilirlikte ise yüzeyden çekirdeğe doğru malzemenin sertlik alabilmesi, sertliğinin görebilmeniz gerekiyor. Eğer yüzeyden çekirdeğe doğru sertlik almışsa o malzemenin sertleşebilirliği yüksek diyorsunuz. Şimdi sertleşebilirlik özellikle kaynakta da son derece önemli. Eğer malzemeniz sertleşebilirliği yüksek bir malzeme ise, diyelim ki karbon oranı yüksekse, o zaman kaynaklanabilirlik özelliğiniz düşer. Zor kaynaklarsınız çünkü çatlama riski olur. O yüzden sertleşebilirliği daha düşük olan çelikler, karbonu daha düşük olan çelikleri daha rahat kaynak işlemi yapılır. Ama sertleşebilirliği yüksek olanları kaynak yapmanız daha zordur. Sertleşebilirlikte malzeme son derece önemli demiştik. Şurasının sertlik skalası ve burasının da kesit olarak baktığımızda yüzeydeki her ikisinin de yüzeydeki sertlikleri birbirlerine yakın. Ama 50 milimlik bir çubuğun merkezinde 1040 malzemenin yalın karbonlu bir çelikte yüzey sertliği çekirdekte 30 çekirdek sertliği 30 HRC'lere düşerken 4140'te ise çok fazla düşmemiş. Dolayısıyla 4140 çeliğinin sertleşebilirliği 1040'a göre daha fazladır, değil mi? Burada ise neyi görüyoruz? Kesitin sertleşebilirlikteki etkisini görüyoruz. İkisi de 4140 malzeme ama bir tanesi 5 cm çapında, diğeri ise 10 cm çapında. Kesit arttıkça sertleşebilirliğin düştüğünü görüyoruz. Yani yüzeydeki sertlikle çekirdek sertliği arasındaki fark çok fazla gördüğünüz gibi, değil mi? Bunlar son derece önemli. Neden? Şöyle bir şey düşünün. Müşteriniz ısıl işlemci bir parça gönderiyorsunuz. Diyelim ki yüzeyden de 5 milim talaş işleme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki yüzeydeki sertlikle işte atıyorum 5 milim taşladım, ondan sonraki sertlik aynı olsun. Öyle bir şey olmuyor. Eğer malzemeniz, hani şuradaki şeye baktığınızda bunu göreceksiniz. Yani yüzeyden içeri doğru gittiğinizde sertliğin düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi bu kavramları eğer iyi bilinirse o zaman ısıl işlemci ile aynı dili konuşmuş olunuyor. Hani beklentilerinizin neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden sertleşebilirlik kavramı son derece önemli. Yani taşlama yapılacak olan parçalarda ya da
nasıl diyeyim, işte bazen müşterimiz ne diyebilir, işte yüzeyle çekirdek aynı olsun, olmuyor. Yani doğası gereği bilimsel olarak bunun olması mümkün değil. Sert işe birlikte aynı zamanda parçanın şekli de çok önemli. Yani parçanın yuvarlak olması ya da kare olması ya da plate dediğimiz levha şeklinde olması da son derece etkili. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Su verme ortamları özellikle sertleştirmelerde son derece önemli. Burada gördüğünüz gibi yani bir saniyede kaç derecelik düşüşü gösteren bir tablo bu. Eğer bir yağda soğutma varsa ve karıştırma varsa gayet iyi. Tuzlu suda siz bunu tuz banyosunda bunu yapıyorsanız ve de karıştırmanız varsa saniyede 230 derecelik bir soğutma yapabiliyorsunuz parçada. Ama aynı parçayı yağ daldırdığınızda ve durgunsa yağ karıştırma yapmıyorsanız saniyede ancak 18 derecelik bir düşüş sağlayabiliyorsunuz. Soğutmanın ne kadar önemli olduğunu burada vurgulamaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde sadece hani su ortamında soğutma yoktur. Suda, yağda, havada, azot gazında değil mi? Helyumla mesela vakum altında soğutma. Bakın bunların her birinin soğutma etkinlikleri birbirlerinden son derece farklı. Malzemenin sertleşebilirliği ile ilgili Jomini bantları, her çeliğin kendine has bir Jomini bandı vardır. Özellikle ısıl işlemciye malzeme gönderdiğiniz zaman aynı fırına, aynı şarja girecek olan ürünlerinizin hepsinin ya alt bant ya üst bant neyse aynı bantlı olması son derece önemlidir. Neden? Bakın bu da 4140 çeliği. Bir tanesi 4140, bir tanesi 4140 HW olarak verilmiş. Yani HW olan üst bantta, tamam mı? Diğeri ise alt bantta. Şimdi diyelim ki çekirdek sertliği istiyorsunuz. Çekirdek sertliği, hani kesite göre diyelim ki şurada olsun, 45 HRC istiyorsunuz. Eğer malzemeniz alt bantta ise 45 HRC var. Ama üst bantla alt banttan ikisi de karışık olarak aynı şarja gönderilmişse, bununki 45, bununki 55 gelecektir. Bakın malzemeciye döndüğünüz zaman malzemeci diyecek ki size ben 4140 gönderdim diyecek. Ama ikisinin de çekirdek sertliklerinin ne kadar farklı olabileceğini burada göstermeye çalışıyorum. Ya da işte taşlama yaptırtıyorsunuz, alabilecekleri şeyler, farklılıkları göstermeye çalışıyorum. Isıl işlemcinin gönderdiğiniz aynı şarjda aynı döküme ait olması gerekir. Biri alt bant, biri üst bant olursa elde edeceğiniz sertlik değerleri birbirlerinden çok farklı olacaktır. Yine malzeme seçiminde önemli kriterlerden bir tanesi budur. Bunlara çok fazla girmek istemiyorum. Bakın alt bantta olursa elde edeceğiniz 30 HRC, üst bantta olursa 50 HRC. Arada 20 HRC fark var. Ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Tavlamalara geldiğimizde arkadaşlar gerilim giderme tavlaması, gerilim giderme tavlamasına diyelim ki bir parça dökümden çıkmış olabilir. Dökümün kendi soğuması sırasında parça bir gerilime sahip olabilir. Ya da parçayı çok işlediniz, hani ince kesit, kalın kesit çok fazla işleme var. Mutlaka o işlemelerden sonra bir gerilim giderme yapılması gerekir. Eğer malzemede çok fazla mekanik işlemler varsa buradaki gerilim giderme yapılmadan direkt sertleştirme işlemine koyduğunuz zaman malzemeyi çatlatma riskiniz olur. Diyelim ki nitrasyonu malzeme göndereceksiniz ama parçanız çok işlenmiş durumda. Eğer o gerilim alınmadan nitrasyona sokarsanız o beyaz tabakanın oluşmasında istediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Dolayısıyla gerilim giderme ya da kaynak yaptınız, mutlaka gerilim giderme yapılması gerekir. Küreselleştirme tavı bu özellikle 0.6 karbon ve daha yüksek karbonlar için, yüksek karbonların işlenebilirliğini artırmak istiyorsanız küreselleştirme işlemi uygun bir işlemdir. Normalizasyon özellikle nasıl diyeyim, düşük alışımlı çelikler için mutlaka ister dökümden, ister haddeden, ister dövmeden gelmiş olsun parçalar normalize yapılarak iç yapılarındaki tanelerin
küçük ve homojen dağılımını sağlamak amacıyla gereklidir. O yüzden istenen bir yapı, tavlama şeklidir. Difüzyon tavlaması, diyelim ki ingotlar var. Çelikhanelerdeki ingotlarda segregasyonun giderilmesi için yüksek sıcaklıkta yapılır. 1100-1200 derecelerde yapılan ve uzun süreli bir tavlama şeklidir. Ve bu şekilde segregasyon, o bantlaşma giderilmiş olur. İzotermik tavlama, izotermik tavlamaya örnek şunu verebiliriz. Diyelim ki dişli yapacaksınız. Dişli taslağını izotermik tavlamaya gönderirsiniz önce, dişleri daha açmadan önce. İzotermik tavlama yaparak sementasyonda yapacağımız olan deformasyonu izotermik tavlamayla gidermiş oluruz ve işlenebilirliği kolay olur. Çünkü sementasyondan sonra malzeme işlemeye kalktığınız zaman zor. Çünkü sertlik yüksektir orada. Ama sementasyon öncesinde yapılan izotermik tavlamayla işlenebilirliğinizi artırırsınız. Çünkü perlitik bir yapı elde edersiniz ve perlitik yapının işlenmesi martensitik yapının işlenmesine göre çok daha kolaydır. İzotermik tavlamanın TTT'deki gösterimi bu şekildedir. Yine bir başka izotermal tavlamayı örnek olarak öz temperlemeyi verebiliriz. Öz temperlemede de eğer çelik burunlu ayakkabılardaki o çelik burunlarda hem 90 derecelik bir deformasyon vermek istiyorsunuz, orada kılcal çatlak veya herhangi bir problem olmasın istiyorsunuz. Yani kolay deformasyon verilsin, şekil verilsin ama çatlama olmasın istiyorsunuz. Ve parçanın da sert olmasını istiyorsunuz. O zaman öz temperleme yapılır arkadaşlar. O zaman elde edeceğiniz yapı beynitik yapıdır. Beynitik yapıyla tokluğu yüksek, sertliği yüksek ve şekillenmesi kolay bir yapı elde edersiniz. Yeniden kristalleştirme özellikle derin çekmelerde, diyelim ki düdüklü tencere yapılacak gibi, hani öyle bir derin çekme şeyini düşünün. Düşük karbonlu çeliklerde deformasyonu veriyorsunuz ama bir yere geliyor. Bir tık daha deformasyon verseniz malzeme çatlayacak. Şimdi öyle bir pozisyona geldiğinde malzemenin mutlaka yeniden kristalleştirme işlemini yapılması gerekir. Yeniden kristalleştirme ile bu uzamış taneler tekrar eşeksenli ve küçük tanelere dönüştürülerek bir sonraki deformasyonu vermenize izin verir. Aksi takdirde malzemeyi şekillendiremiyorsunuz. Bunun için yapılan bir tavlama şekli. Bunun da denge, ne demiştik? Demir karbon denge diyagramında gösterimi, demir karbon denge diyagramını niçin kullanıyorduk? Proses sıcaklıklarını belirlemek için kullanıyorduk. İşte normalizasyonu yaptığımız sıcaklıklar, tavlama sıcaklığımız, küreselleştirme işlemi, bunları buradan yararlanarak yapıyoruz. Bunlara çok fazla girmiyorum. Demin de anlattığım gibi iç yapıların ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyorum. Normalizasyon yapılmış bir yalın karbon çeliğini görüyorsunuz. 1045 SR 1045 çeliği, ferrit perlit dağılımları, taneler küçük ve homojen dağılmış. Bakın, dökümden sonra gelen iç yapı Wittmenstedt'in denilen bir yapı var. Bu yapıyı normalizasyonla şu hale götürüyoruz, dönüştürüyoruz. Ondan sonra ıslah yapmanız uygun olur. Bunu yaptığınız zaman homojen sertlikler elde edemiyorsunuz. Tokluğunuz düşük oluyor. Ama şu normalizasyon işlemini yapıp ondan sonra sertleştirme işlemi yaptığınızda hem homojen sertlik elde ediyorsunuz hem de tokluğunuz yüksek oluyor. Diyelim ki burada ise haddelenmiş bir yapıyı görüyorsunuz. Haddeleme sırasında ferrit ve perlit bantlaşması var. Bu size ne yapıyor? Hani izotropik özelliklerinizi olumsuz yönde etkiliyor. Yani şuradan darbe yediğini düşünün ya da şu siyah bölgeden darbe yediğini düşünün. Malzemenin göstereceği performans farklı olacaktır. Ama bunu homojen olarak dağıtıp normalizasyon yaptığınız zaman yöne bağlı olan özelliklerinizi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O yüzden normalizasyon önemli bir kavram. Ya da parçanız dövmeden gelmiştir. Taneler iri, büyük ve tane sınırlarında ferritleri görüyorsunuz. Yapacağınız normalizasyonla taneleri küçültüp homojen dağıtarak yine performansınızı artırıyorsunuz.
Mesela küreselleştirme, diyelim ki bir 100 kroma altı rulman çeliğiniz var. İşlenebilirliğini artırmak istiyorsunuz. Bakın önce lamel şeklinde olan şu yapıyı şöyle küresel hale getirdiğiniz zaman o malzemeyi rahatlıkla işleyebiliyorsunuz. Östemperlemeyi anlatmıştım. Östemperlemeyi vurgulayan en güzel şekillerden bir tanesi bu. Yani şöyle bir şekil vermek istiyorsunuz ve şurada herhangi bir çatlak ve kırılma olmasın istiyorsunuz. Bakın ikisi de aynı malzeme. İkisinin de sertliği aynı. İkisi de 50 HRC. Biri kırılıyor, biri kırılmıyor. Şu hareketi yapıyorsunuz. Biri kırılıyor, biri kırılmıyor. Bakın birisine ıslah işlemi yapılmış. Sertlikler aynı. Ama iç yapıları farklı olduğu için şunu vurgulamaya çalışıyorum. İki malzemelerin aynı olması, sertliklerin aynı olması demek iç yapılarının da aynı olması anlamına asla gelmiyor. Çünkü buradaki yapı beynitik yapı ve bu beynitik yapı size şu deformasyonu yapmanıza izin veriyor. Ama burada elde ettiğiniz temperlenmiş martensit yapı buna izin vermiyor. Yani şu grafik çok güzel anlatıyor. Şu ıslah yapılmış olan malzemeyi gösteriyor. Bu da östemperleme malzemesini gösteriyor. Eğer tokluğunuzu yüksek istiyorsanız, darbe tokluğunuzu yüksek olsun istiyorsunuz ve sertliğinizin de yüksek olmasını istiyorsunuz. Diyelim ki 450 birinel istiyorsunuz ve tokluğunuzun da işte 9 jul olmasını istiyorsunuz. Bunu östemperle sağlayabiliyorsunuz. Bunun 450 vikers elde etsem, yüzey sertliği elde etsem şeyi neymiş, tokluğu neymiş, 450'de tokluğu bunun ne? 5 jullarda. Ama diğerinin tokluğu ne? 9-10 jullarda. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani tokluk değerinin ne kadar etkili olduğunu. Beynitik yapı, yani dediğim gibi östemperlemede elde ettiğiniz yapı. Martemperleme. Martemperlemeyi nerede kullanıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle, eğer deformasyonun mümkün olduğunca az olmasını istiyorsanız eğer, martemperlemede yüzey ve merkezdeki çekirdek aynı sıcaklığa getirilip ondan sonra sertleştirme işlemi yapılıyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca az deformasyon vermiş oluyorsunuz parçanıza. Ausforming Türkiye'de yapılmıyor arkadaşlar. Özellikle uçakların iniş takımlarında ausforming denilen bir uçak inerken çok büyük bir darbe görüyor. Malzemenin hem çok dayanıklı olması gerekiyor hem de tokluğunun iyi olması gerekiyor. Onun için yapılan bir işlem. Bunun olabilmesi için de parçanın titri diyagramında size şöyle bir bölgeye sahip olması gerekir. Yani sertleşebilirliğinin biraz yüksek çelik olması gerekir, öyle değil mi? Ben yalın karbon çeliği alsam TTT'de bu körler, şu burunlar sola yakın olacaktır. Bana şöyle bir alan vermeyecektir. Dolayısıyla o malzeme ausforming için iyi bir malzeme değil. Ama bir 4340, 4140 gibi malzemelerde şöyle bir 4340 malzemesi mesela diyelim ki böyle bir alan size veriyor. Burada östenit bölgesindesiniz ve o östenit bölgesinde deformasyon da uygulayarak ince taneli ve tokluğu çok yüksek malzeme elde ediyorsunuz. Buna ausforming deniliyor. Yani malzemeden beklentileriniz, diyelim ki bir dişli yapacaksınız. Örneğin bunu aircraft dişlisinde, yani Apache helikopterleri var. Apache helikopterlerinde kullanılan dişleri görüyorsunuz. Bu Apache helikopterlerinde kullanılan dişlileri bu ausforming yapıyorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü burada da gösterdiğim gibi dişlide çekirdekli yüksek tokluk istiyorsunuz. Yüzeyde kopma ve yorulma dayancının da yüksek performanslı olmasını istiyorsunuz. Tanelerin çok ince olması gerekiyor. Dolayısıyla bu işlemle, ausforming işlemiyle bu helikopterin parçalarını üretiyorlar. Ve bu şekilde ausforming yapıldığı zaman şuradaki taşlama, shot peening dediği kumlama gibi ekstra işlemleri de elimine ediyor. Yani siz de hem şunları yapmamış oluyorsunuz hem de performansı yüksek bir malzeme elde etmenize neden oluyor. Burada bakın ausforming yapılmış 4-6 RA değerlerini elde etmişsiniz ama diğerlerinde
diğer klasik yöntemle yaptığınızda 8-10 R'ye yenebilmişsiniz. Ağız forming'i nasıldı? TTT curve'ünde şu bölgede, yani şurası östenit bölgesi, şurası yarı kararlı östenit kısmında deformasyon yaparak bu tane incelmesini sağlıyorlar. Bu da performansı yükseltiyor. Burada da bilgileri var ve aynı şekilde burada test sonuçlarını da görebiliyorsunuz. Normal klasik yöntem yapılmış olan işlem, bir de modifiye edilmiş ağız forming işlemiyle yapılmış işlemin test sonuçlarının ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz. İç yapıları son derece farklı. Örnek olarak şurada mesela tokluk değerini verebiliriz. Eksi 30 derecedeki tokluk değeri klasik yöntemle yaptığınız zaman diyelim ki 36 joule'muş ama ağız forming işlemi yapıldığı zaman 215 joule'lara çıkmış. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yani burada ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Isıl işlemin gücü işte burada. Malzeme aynı malzeme ama farklı işlemler uygulayarak performansınızı artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Isıl işlemin gücü de buradan geliyor. Dediğim gibi ıslah işlemini de yaparken yine hep TTT. Yani burada deminden beri hep ne anlatmaya çalışıyorum? Bilimi kullanıyoruz, bilimselliği kullanıyoruz. İşte hep TTT'den bahsediyorum, demir karbon denge diyagramından bahsediyorum, tokluktan, mekanik özelliklerden, iç yapıdan bahsediyorum. Bunların çok önemli kavramlar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi ıslah işlemini nasıl yapıyoruz? Bir kere sertleşebilirliği yüksek bir çelik olması gerekir ıslah yapabilmem için. Dolayısıyla 0.20 karbon veya daha üstünde karbon içeren çelikler ıslah çeliklerine uygun çeliklerdir. Neden? TTT'de şu burun mümkün olduğunca sağa doğru kaysın ki ben yeteri kadar zaman bulayım ve martensit yapı elde edebileyim. Temel yaklaşımım bu ıslahta. Ve bakın şu grafik de son derece önemli. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Darbe dayancına karşılık transitional temperature diye geçer bu. Tokluktaki yapılan bir hani testin sonucudur. Tokluk nerede önemlidir arkadaşlar? Mesela ben Özkan Demir Çelik'te çalışıyordum ve Hindistan'a yapıyorduk biz. Bu elektrik hatları için malzemeler, ürünler üretiyorduk, katli ürünler üretiyorduk. İşte diyor ki Himalayalarda çalışacak, yani çok düşük sıcaklıklarda malzemenin performansının iyi olması gerekiyordu. İşte tokluk dediğiniz zaman darbe bir, bir de ikinci şey nedir en önemli kriter? Eksi derecelerdeki malzemenin göstereceği performanstır, değil mi? Zaten tokluk kavramında hani işte kutuplara giderken ikiye ayrılan gemiler, değil mi? Hani onların incelemesi sonucunda ortaya çıkmış önemi daha da artmış durumda. Burada da gördüğünüz gibi en iyi performansını ne gösteriyor? %98 martensit dönüşümü olanın, bakın eksi 120'ler, eksi derecelerdeki performansının yüksek olduğunu görüyorsunuz. Demek ki ıslahta ne yapmam gerekiyor? Mümkün olduğunca dönüşümü, martensit dönüşümü yüksek tutmam lazım. Ondan sonra menevişle istediğim sertliğe düşürmem gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki %50 martensit dönüşümle de siz yüzey sertliğini diyelim ki A gibi bir değer elde ettiniz. Peki %98'le daha yüksek bir sertlik elde ettiniz ama menevişle bunu bu değeri düşürdünüz. Bizim amacımız da işte bu. Yüksek dönüşüm sağlayıp sonra menevişle onu düşürmek. Tamam mı? Bunu neden yapıyoruz? Malzemenin tokluğunu artırabilmek için. Bunlara çok fazla, şurada şu grafiği zaten hepiniz aşinasınız. Çekmeye karşılık uzama. Bakın eğer meneviş yapmazsam çok yüksek nasıl diyeyim dayanç mukavemet değeri elde ediyorum. Ama altında ne yok? Alan yok. Yani tokluk yok. Cam gibi malzeme elde ediyorum. Eğer ıslahtan sonra meneviş yaparsam, yani suyu ısıttım, yağ daldırdım. Ki durumum bu. Yağ daldırdıktan sonra meneviş yaparsam tamam çekme dayancından düşme sağlıyorum. Ama buna karşılık ne elde ediyorum?
yüzde uzamasını bakın artırıyorum, tokluk elde ediyorum. Tokluk çok önemli bir kavram. Burada görüldüğü gibi. Neyi elde ediyordum ben? Martensit yapıyı elde ediyorum. Martensitle ilgili de bilgi vermek istiyorum. İşte martensit içerdiği karbona bağlı olarak ya böyle led martensit deniliyor. Şu aşamaya kadar olan 0.6 karbona kadar olanı incelediğinizde böyle bir yapı görüyorsunuz. Eğer karbon oranı yükseğe çıkıyorsa iğnemsi martensit oluyor. Eğer 0.6 ile 1 arasındaysa bunların ikisinin karışımı şeklinde oluyor. Su verme işlemi dediğimiz şey aslında su verme işlemi diyoruz ama hani suyla soğutma anlamına gelmiyor. Yağla soğutma ya da vakum altındaysa vakum altında soğutma. Hani su vermenin kullanımı dediğimiz zaman sadece su olarak algılamayın. Burada ilk başta bir buhar film tabakası oluşuyor. Yaklaşık 400 derecelerde yağı daldırdığınızda ilk önce buhar tabakası oluştu. Sonra kaynamaya geçiyor. Ondan sonra konveksiyon fazı oluyor. Sizin kullandığınız yağdan istediğiniz en önemli performans şu kaynama fazına bir an önce geçmesini istiyorsunuz. Eğer buna geç geçerse şuradaki buhar fazı bir izolatör gibi davranıyor. Yani malzemeniz yeteri kadar soğumaz o zaman. Yani seçeceğiniz yağlar da bu yüzden son derece önemli. Burada değişik parçalar ve o parçalara uygun yağ uygulamalarını görebiliyorsunuz. Meneviş çok önemli arkadaşlar. Demin de dediğim gibi sertleştirme işlemini yaptık. Sertleştirme işlemini yaptıktan sonra malzemeye tokluk kazandırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka istediğimiz sertliğe düşmemizi sağlayacak. İşte diyelim ki 150-600 derece arasında bir meneviş uygulaması yapmamız gerekiyor. Özellikle 4140, 100 krom 6, 2080, 4340 gibi malzemeler çatlamaya meyilli olan malzemelerdir. Eğer bu parçalarda bir de siz fazla mekanik olarak işlem yapmışsanız, yani ince kesit, kalın kesit, çok fazla işlem görmüşse bu parça, menevişe geç girerse malzemeniz çatlar arkadaşlar. Bu yüzden menevişe bunları bir an önce sokmanız gerekiyor. Menevişle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. 400 derecelere kadar, ilk 400 derecelere kadar yapılan işlemlerde çok fazla sertlikte düşme ve toklukta yükselme beklemezsiniz. Buradaki dönüşüm martensitin karbüre ve sementite dönüşmesi, kalıntı östenitin beynite dönüşmesi aşamalarıdır. Esas sertlikteki düşüş 400 dereceden sonra başlar arkadaşlar. Çünkü burada sementitler büyüyor ve feritler daha belirgin hale geliyor. 650 derecenin üzerinde menevişler yaptığınız zaman bu oluşan sementitler daha da büyük hale geliyor ve daha yumuşak yapı elde ediyorsunuz. Temperlenmiş menevişlerle ilgili bunu söyleyebilirim. Bir de meneviş şeye baktığımız zaman, şurası sertlik, burası meneviş sıcaklığı grafiğine baktığımızda bazı çeliklerde meneviş sıcaklığı artınca sertlikte düşüş görüyoruz. Tamam mı? Ama bazılarında meneviş sıcaklığı bakın 400-500 derecelere çıktığında bile birdenbire yükselme görüyoruz. Bunları hangi çeliklerde görürüz? Bunları mesela diyelim ki sizin kullandığınız HSS çelikleri High Speed stiller diye geçer. HSS çeliklerini nerede kullanırsınız? Yüksek hız çelikleri. Diyelim ki matkap uçlarınız. Matkap uçlarınız nedir? Hani veya kayaları delerken kullandığınız matkaplar ya da normal matkaplar. Bunlar HSS çeliklerinden yapılır arkadaşlar. Yüksek hız çelikleridir. Bakın yüksek hız çeliklerinde meneviş 450-550 derecelerde meneviş yaptığınız anda sertlik düşmesini beklerken birdenbire sertliğin yükseldiğini görürsünüz. Bunlara ikinci sertleşme diyoruz. Çünkü bu sıcaklıklarda karbürler çökelmeye başlıyor ve malzemeye sertlik kazandırıyor. Bu takım çeliklerinde dediğim gibi ikinci sertleşme görülür. Meneviş gevrekliğe, bakın menevişi biz hani gevrek olmasın, çatlamasın diye yapıyoruz. Ama bazı malzemeler var ki belirli kritik sıcaklıklarda, o sıcaklıklarda meneviş yaptığınızda malzemeniz çatlar. Bunlar zaten internette o malzemeyle ilgili uyarılar vardır. Der ki şu aralıklarda menevişe karşı
hassasiyeti vardır, menüviş kırılganlığı gösterir, dikkat edin diye uyarı vardır. O sıcaklıklarda menüviş yapmamanız gerekiyor onlara. Bunun da en önemli nedenlerden bir tanesi mesela 300 derece menüviş kırılganlığı vardır. Eğer malzemenin içerisinde fosfor yüksekse özellikle buna neden olabilir. 0.15-0.20 oranında molibden eklenerek bu 300 derecede görülen mavi kırılganlık denilen olay elimine edilmeye çalışılır. Yani çelik malzemelerde yaklaşık 0.15-0.20 molibden görürsünüz. Bu olumlu etki yapıyor. Yani meneviş kırılganlığını ortadan kaldırıyor. İşte 500 derecede meneviş kırılganlığı olabiliyor. Dediğim gibi özellikle malzemenin içerisinde fosfor, kükürt, arsenik, antimon, kalay gibi elementler varsa bunlar tehlikeli elementler. Bu elementler o sıcaklıklarda çökelerek kırılganlığa neden oluyorlar. Dolayısıyla o sıcaklıklarda menüviş yapmamanız gerekiyor ya da o sıcakları çok hızlı geçmeniz gerekiyor. Hızlı soğutma yaparak o sıcaklıkları geçmeniz gerekiyor ki o çökelmeleri engelleyebilirsiniz. Yani şöyle bir şey, diyelim ki 4140 çeliğinin bakın tokluk değeri 300-400 derece arasında tokluğunun düştüğünü görüyorsunuz. Yani şu sıcaklıkta malzemenin tokluğunun düştüğünü görüyorsunuz. Ya da Diver sıcak iş takım çeliğinde bakın şurada temper embrittlement denilir. Yani meneviş gevrekliğinin görüldüğü şeydir. Buna zaten uyarıda bulunur. Şu sıcaklıkta yapmamanız gerekir menevişini. Ya bunun üzerinde yapacaksınız. Yani şu sıcaklıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Supreme'de mesela demiş ki tempering yani 425-550 derece arasında menüviş yapılması önerilmez diye. Yani bütün bunları zaten internette bu tür çeliklerle ilgili bilgileri görebiliyorsunuz. Kameralı fırınlar burada gördüğünüz gibi kameralı fırınlarda demin de görmüştünüz ısı işlemi yapıyoruz. Bir ısıtma yani ısıtma bölgemiz var, bir de soğutma bölgemiz var. Dolayısıyla kameralı fırınlardaki kontroller son derece önemli. Yani sıcaklığınızın homojen olması lazım, yağ sıcaklığı olsun, normal fırın sıcaklığı olsun. Diyelim ki sementasyon veya nitrasyon yapıyorsanız karbon azot değerlerinizin çok iyi kontrol altında olması gerekiyor. Çünkü ısıl işlem homojen ısıtma, homojen soğutma dedik. Dolayısıyla her şeyinizi çok iyi kontrol altında almanız gerekiyor. Aksi takdirde istediğiniz performansı elde etmeniz mümkün değil. Çökelme sertleşmesi arkadaşlar genellikle maraging stiller dediğimiz bakın karbon oranı son derece düşük 0.02 nikeli 18 maraging stil diye geçer bunlar ya da nikel alışımları. Bu tür çelikler şöyledir yani burada yaptığımız işlem çökelme sertleşmesi. Önce şu faza kadar ısıtıyoruz. Sonra çok hızlı bir soğutma yapıyoruz. Ondan sonra da bir meneviş işlemi yaparak, yaşlandırma işlemi yaparak malzemeye sertlik kazandırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yapısıyla elde edilebiliyor. Çift fazlı çeliklerin eldesi, mesela özellikle otomotiv sektöründe ağırlığı azaltmak amacıyla yapılan bir işlem. Burada gördüğünüz gibi mesela diyelim ki şu çeliğin yüzde uzaması kaçmış? %18'e kadarmış. Ama siz buna çift fazlı yapıyı elde etmek için bir ısıl işlem uyguladığınızda bakın çekme dayancı aynı ama uzaması %30'a çıkıyor. İki katına çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir çelik kullandığınız zaman ağırlığı daha az. Yani bu ne demektir? Daha az enerji tüketecek demektir. Daha hafif bir araç elde edeceksiniz demektir. İç yapısını değiştirerek tokluğu yüksek bir malzeme elde ediyorsunuz. İndüksiyonla sertleşme işlemi arkadaşlar fırında yapılmıyor. Bu indüksiyon tezgahlarında yapılan ve saniyeler mertebesinde olan bir işlem. Çok kısa sürede yapılıyor. Bir bakır boru var. Bu bakır borunun borudan akım geçiriyorsunuz. Akım geçirdiğiniz zaman bu bakır borunun içerisinde bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alanda
Bu alanın içerisine bir iletken malzeme koyduğunuzda, yani sizin bu çelik numuneniz oluyor. Bu çelik numunenin üzerinde edikörün takımları oluşturuyor ve bu akımlar sayesinde malzemeniz ısınıyor. Bir de bunu soğutmak için bir ring eklersiniz. Buradan da soğuttuğunuz zaman anında ısıtıp soğuttuğunuzda çok kısa sürede parçanızı sertleştirmiş oluyorsunuz. Ve bu parçayı kestiğinizde şöyle bir gördüğünüz gibi indüksiyon olmuş kısmın profilini görmüş olabiliyorsunuz. Ve buradan yüzeyden içeriye doğru bir sertlik taraması yaparak da istediğiniz derinliği elde edip etmediğinizi kontrol etmiş oluyorsunuz. Şimdi burada indüksiyon öncesinde iyi bir performans elde edebilmeniz için indüksiyon öncesi iç yapının son derece önemli olduğunu görüyoruz. Bu grafik bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla indüksiyonda performansın yüksek olabilmesi için malzemenizi normalize yapıp, üzerine ıslah yapıp ondan sonra indüksiyon yaptığınızda en iyi performansı alıyorsunuz. Malzemenin iç yapısının uygun olması gerekiyor. Yani ince taneli, homojen dağılmış olması gerekiyor. Bunu neyle sağlıyorduk? Normalizasyonla sağlıyorduk. Ondan sonra bir ıslah yapıp üzerine de indüksiyon yaptığınızda performansı yüksek oluyor. İndüktör çeşitlerini görebiliyorsunuz. Çünkü indüksiyonda istediğiniz yere, yani parçanın diyelim ki sadece burasını yapmak istiyorsunuz. Ona uygun indüktörle burayı sertleştirebiliyorsunuz. Yani size istediğiniz bölgeyi anında çok kısa sürede sertleştirme ya da yumuşatma olanağı sağlıyor. Burada malzemeye bağlı olarak alabileceği derinlikler, maksimum ne kadar derinlik verebileceğiniz ve ne kadar sertlik verebileceğinizi gösteren bir tablo. Dolayısıyla diyelim ki bu çelik 55'in üzerinde almıyorsa, hani müşteriniz 60 HRC veya ben bundan 60 HRC istiyorum dediğinizde bunu göstermeniz gerekir. Hayır, C35 diyelim ki en fazla kaç alabiliyormuş? 55, 56, 57 HRC alabiliyor. 60 HRC alamıyor. Aynı zamanda indüksiyonda tasarım son derece önemli. Keskin köşeler, kesinlikle keskin köşeler olmayacak. Mutlaka radyüs olması gerekiyor. Keskinlikler ısıl işlemde, keskin köşeler ısıl işlemde her zaman çatlama riskine neden olur. O yüzden istenmeyen durumlardır. Mutlaka şu şekilde pah koymanız gerekiyor. Keskin köşe her zaman problemdir arkadaşlar. Sementasyona geliyoruz. Sementasyonda indüksiyon gibi o da bir yüzey işlem. Burada indüksiyonla sementasyon arasındaki temel farklılık şu arkadaşlar. Sementasyonda malzemenin dış yüzeyinin sertleşebilirliğini değiştiriyorsunuz. Kimyasal özelliğini değiştiriyorsunuz. İndüksiyonda öyle bir şey değildi. Yani indüksiyonda bu malzemenin karbonu neyse yüzeyinde karbonu oydu. Dolayısıyla indüksiyonda sertleşebilirliği yüksek olan çelikleri seçmek uygun olur. Yani 0.40 karbon, 45 karbon, 50 karbon değil mi? Bunlar indüksiyon için uygun olanlar. Sementasyonda ise tam tersi. Diyoruz ki malzemenin ortası yumuşak olsun, tokluğu yüksek olsun, dışına ben karbon vereyim, dışının karbon vererek sertleşebilirliğini artırayım ve burada yüksek sertlik elde edeyim istiyorum. Yani ne de kullanabilirsiniz bunu, bu tür malzemeyi mesela? Böyle bir malzemeyi nasıl bir tasarımda kullanabilirsiniz? Dişli tasarımında. Dişliden istediğiniz şey bu değil mi? Yüzeyinde dişler son derece yüksek sertlikte olsun ama malzemenin darbe gördüğü zaman da hani şey olmasın, kırılmasın. O zaman sementasyon çelikleri özellikle dişli sanayinde en fazla kullanılan çelik türleri. Diyelim ki 15 krom iç, 16 mangan krom 5, 20 mangan krom 5, yani 0.20 karbonun altında düşük karbonlu ve düşük alaşımlı çelikler sementasyon çelikleri grubuna giriyor. İşte dişliler, zincir dişleri, zincir baklaları, diskler, piston pimleri, kılavuzlar, yani sementasyon ürünleri olarak seçiliyor, yapılıyor. Burada sementasyonun süreye bağlı olarak etkisini görebiliyoruz. Bunlar yani sementasyon süresi
arttıkça vercenizlerinin de daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da yüksek sıcaklıkta daha kolay derinlik kazandırıyorsunuz. Bunu gösteren bir grafik. Sementasyonda parçanın geometrisi son derece önemli. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın bu bir dişli. Sementasyon yapıldıktan sonra dişlinin şuradaki derinliği görebiliyor musunuz? Sementasyonda kazandırılmış hani sertlik SD'si bu. Şimdi sementasyonda ne önemli? Ölçümü nereden alacağınız son derece önemli. Dişin tepesinden mi, diş yanağından mı yoksa dişin kökünden mi? Çünkü bunu asıl işlemcinizle iyi konuşmanız gerekiyor. Çünkü biz istediğimiz her noktaya göre prosesi ayarlayabiliyoruz. Ama siz bunları vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde şuradaki ESD ile buradaki ESD ve buradaki ESD birbirlerinden son derece farklıdır. Normal sementasyon işleminde bu böyledir. Ama low pressure carburizing dediğimiz LCP yöntemi uygulandığında ise bu vakum altında yapılan ve ESD'ler birbirlerine son derece yakındır. Bu problemi ortadan kaldırır. Sadece orada kalkar bu problem. Low pressure carburizing de kalkar. Diğer normal klasik sementasyon işlemlerinde buradaki ESD, buradaki ESD ve kökteki ESD son derece birbirlerinden farklılık gösterir. Dolayısıyla ısıl işlemcinize bunu söylemek zorundasınız. Yani nereden ölçüm alınacağı. Bunlar önemli. Sementasyonla anlatırken kalıntı östenit olayına da girmekte yarar var. Kalıntı östeniti arkadaşlar iki yerde görebilirsiniz. Hani bir sementasyonda ortaya çıkabilir bu kalıntı östenit. Bir de takım çeliklerinde kalıntı östeniti görürsünüz. Yani karbon elementi ve alışım elementleri arttıkça TTT diyagramında ne vardı arkadaşlar? TTT'de martensit başlama ve martensit final sıcaklıklarını aşağı doğru çeker demiştik. Şimdi karbonunuz artıyor, alışım elementleriniz de artıyor. Dolayısıyla martensit dönüşüme başlama sıcaklığı düştü. Martensit bitiş sıcaklığı da düştü. Nereye kadar düşüyor? Sıfırın altlarına kadar düşüyor. Siz oda sıcaklığında normal dönüşümü tamamlamış oluyor musunuz? Tamamlamış olmuyorsunuz. Çünkü ta eksi yüzlere, eksi daha da altlara düşebiliyor karbon ve alışım elementleri arttıkça. Dolayısıyla normal oda sıcaklığında tamamen martensite dönüşmemiş, kalmış kalıntı östenitiniz elinizde oluyor. Kalıntı östenit arkadaşlar parçanın kullanıldığı yere göre bazen istenir bazen istenmez. Diyelim ki Volvo motor bloklarında kalıntı ister, kalıntı östenit isteyebilir. Atıyorum yani firma adına öylesine atıyorum. Başka bir firma bunu istemeyebilir. Yani eğer kalıntı östenitte şuna karar vereceksiniz. Diyelim ki mastlar yapacaksınız. Kalıntı östenitte ister misiniz, istemez misiniz? Diyelim ki mastlar yapıyorsunuz. Hani bu parçayı ölçmek için evet hayır onayı vereceğim. Şöyle bir masterım var. Bu masterı yaparken kalıntı östenit bunda olsun mu olmasın mı? Ne dersiniz? Şimdi kalıntı östenit eğer yapıda kalıntı östenit olursa ne risk doğurur? Hep olaya o şekilde bakmamız lazım. Hep risk analizi açısından bakmamız lazım. Kalıntı östenit martensite dönüştüğü zaman parçada büyüme olur arkadaşlar. Çünkü kalıntı östenitin kafes yapısıyla martensitin kafes yapısıları birbirinden son derece farklı. Şimdi kalıntı östenit eğer martensite dönüşürse volüm olarak bir artış olacaktır. Peki ben mastar için bir malzeme seçeceksem bunun içerisinde kalıntı östenitin olmasını ister miyim? İstemem. Neden? Çünkü bu çalışma koşullarında ya deformasyonla ya da soğuk sıcaklığın düşme durumunda martensite dönüşecektir ve problem yaratacaktır. Yani boyutsal stabilite önemliyse martensite istemiyorum. Peki dişlilerin bazılarında istenir, kalıntı östenit de istenir. Çünkü kalıntı östenit fatik dediğimiz yorulma dayancına olumlu yönde etkiler. Eğer siz dişlinizde yorulma dayancının fazla olmasını istiyorsanız o zaman %15, %20 kalıntı östenite okey dersiniz. Yani parçanın kullanılma durumuna göre karar verilmesi gereken bir durum. Yani kalıntı östenit
kötüdür, kalıntı özne tehlikelidir değil. Parçanın kullanımına bağlı olarak kalıntı özenet değişmektedir. Mesela karbonhidrasyonu anlatacağım sizde. Rulmanlarda kalıntı özenet son derece önemli ve istenilen bir olay orada. Neden? Çünkü rulmanın yorulma dayancını artırıyor. Saat kaç? Yani çok sıkıldınız mı? Bir ara verelim. Ondan sonra gene devam edelim mi? Nasıl? Bir 5 dakika mı, 10 dakika mı, nasıl? 10 dakika bir ara verelim. Tamam. Teşekkürler. Saat kaç oldu? 3-5 geçiyor. Nasıl? İyi gidiyorsun ha. Hızlı. Tamam. Gider. Biter. Evet. Bu stress relief annealing işlemi... Hı. Aynı zamanda kaplamalarda da faydalı mı? Stress relief annealing'i kaplama derken şeyi diyorsun, termal spreyleri falan mı diyorsun? Kaplamalar onlara giriyor. Termal spreyde şunu bir kere hep düşünün. Eğer parça çok işlenik bir parçaysa mutlaka gerilim giderme yapılacak. Hani bir sonraki işleme girmeden önce. Eğer bunu yapmazsanız bu adam zaten gerilimli. Bir de ısıl işlemle gerilime sokacaksınız, o zaman problem yaşar.
Ses geliyor mu? Şimdi kalıntı östenitle ilgili olarak sementasyonda bu kalıntı östenitle ilgili durumda karşılaşabiliriz demiştik. Kalıntı östenit özellikle keskin köşelerde daha fazla olur. Çünkü köşelerdeki karbon miktarı daha fazla olacağı için dolayısıyla köşelerdeki kalıntı östenitte daha fazla olabilecektir. Burada gördüğünüz gibi hani ESD'den bahsediyoruz. ESD dediğimiz şey etkin sertlik derinliği. Yüzeyden çekirdeğe doğru sertlik ölçümleri alıyorsunuz. Burası da çekirdeğin sertliği ve ikisinin kesiştiği nokta bize toplam derinliği veriyor. Etkin sertlik derinliği eğer müşteri herhangi bir şey söylemezse 550 vikers'e göre bakılır. Yani teknik resimde herhangi bir uyarı yoksa 550 vikers'e göre bakarsınız ama teknik resimde siz ESD'yi işte 400'e 480'e göre istiyorum diyebilirsiniz. O zaman 400 istediğiniz spek neyse ona göre bakılır. Ama herhangi bir şey söylenmediği takdirde etkin sertlik dediğimiz, efektif case depth dediğimiz şeyi 550 vikers'e göre bakarak yaparız. Low pressure carburizing dedik. Vakum altında sementasyon işlemi. Low pressure carburizing'i nerede kullanırsınız? Diyelim ki bir parçanız var ve bu parçada kör delik var ve derin bir kör delik var. Ve bu kör deliğin içinin dahi etkin ESD derinliğinin homojen ve ta o kör deliğin dibine kadar hani sementasyon işleminin yapılmasını istiyorsunuz. Bir. İki. Intergranular oksidasyon dediğimiz taneler arası oksidasyon olmasın istiyorsanız eğer bu iki koşul son derece önemli. 3. Normal geleneksel asıl işlemde ne söylemiştik? İşte dişin tepesi, yanağı ve diş dibindeki ESD'ler farklı olacaktır. Ama bu farklılıkların mümkün olduğunca birbirine yakın olmasını istiyorsanız. 4. Parçanızda deformasyonun minimum olmasını istiyorsanız o zaman bu sementasyonu vakum altında yapmanız gerekir. Buna da low pressure carburizing işlemi deniliyor. Bunlarla elde edeceğiniz ürün deformasyonu az, ESD değişimi son derece birbirine yakın çelik ürünler elde ediyorsunuz. Karbonhidrasyona geçecek olursa, karbonhidrasyon sementasyonun bir alternatifidir. Hani genellikle karbonhidrasyon deyince kafada karışıklık oluyor. Sanki nitrasyon grubundaymış gibi algılanabilir. Karbonhidrasyon sementasyon grubunun sementasyonun bir alternatifidir. Karbonhidrasyonla sementasyonu kıyaslayacak olursak arasındaki farklardan bir tanesi sementasyon daha yüksek sıcaklıkta yapılır. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta daha fazla derinlik sağlarsınız sementasyonda. Sementasyonda yaklaşık 1,5-2 milime kadar bir derinlik elde ederken karbonhidrasyonda 0,7-0,75 milime kadar derinlik yaparsınız. Daha düşük derinlik elde edersiniz. Sementasyonda sadece karbon verirsiniz yüzeye. Karbonhidrasyonda hem karbon hem azot veriyorsunuz. Bu şekilde ve karbonhidrasyonu 800-900 gibi sementasyondan daha düşük sıcaklıklarda yapıyorsunuz. Dolayısıyla karbonhidrasyondaki deformasyon sementasyona oranla daha azdır. Karbonhidrasyonla özellikle karbonhidrasyonda mesela rulmanlar, makine mühendisliğinin ilgilendiği konulardan bir tanesi rulmanlar. Özellikle rulmanlar çok şeyde çalışmak zorunda kalan, kirli ortamlarda çalışacak olan rulmanların fatik dediğimiz yoruma dayanıklılığının yüksek olması istenilir ve bu koşullardaki servis ömrünün de yüksek olması istenilir. Böyle durumlarda bu 100 krom altı rulmanlara karbonhidrasyon uygulaması yapılır ve performansları artırılır. Aynı şekilde diğer düşük karbonlu çeliklere, orta karbonlu çeliklere ve şurada söylediğimiz tüm şu 1000 serisi, 1100 serisi, 4000 serisi, 5000 serisi tüm çeliklere rahatlıkla karbonhidrasyon yapılabilmektedir. Alabileceği ESD derinliği dediğim gibi 0,75 milime kadardır. Düşük ESD derinlikleri elde edilir.
Karbonhidrasyon ve simentasyonu kıyasladığımızda karbonhidrasyonda kalıntı özsenit biraz daha fazladır. Bu da azottan dolayı kaynaklanmaktadır. Karbonhidrasyonda sertleşebilirlik simentasyona göre biraz daha fazladır. İkisi arasındaki temel farklardan bahsedersek bunları söyleyebiliriz. Eğer bir özet geçersek şöyle diyebiliriz. Karbürizasyon dediğimiz sementasyon işlemi 850-950 derecelerde yüksek sıcaklıklarda yapılan bir işlemdir. Vermek istediğiniz derinliğe bağlı olarak süreler değişir. Alabileceği normalde 1,5 milim, 2 milime kadar gidebilirsiniz. Elde edebileceğiniz sertlikler 750-850'dir. Karbonhidrasyonda, sementasyonda sadece karbon verilirken karbonhidrasyonda karbon ve azotu veriyorsunuz. Proses süresi daha kısadır sementasyona oranla. ESD derinliği daha kısadır. Elde edeceğiniz sertlikler aynıdır. Nitro karbürizasyon, nitrasyon işlemi ise bunlardan farklı bir gruptur. Mesela östenitik nitro karbürizasyon dediğiniz işlem 600-700 derecelerde yapılır. Azot ve karbonu veriyorsunuz ve 750-850 yüzey sertliği elde ediyorsunuz. Nitrasyon grubunda elde edeceğiniz ESD derinlikleri son derece düşüktür arkadaşlar. Mesela feritik nitrokarbürizasyon, diyelim ki korudur işlemi yapılacak. Korudur işleminde 0.15-0.20 mikron. Tabii malzemenin cinsine bağlı olarak düşük alışımlı çelik kullanıyorsanız daha derin bir ESD derinliği elde edersiniz feritik nitrokarbürizasyonda. Ama bunlar hep mikron seviyesinde. Bakın nitrasyon, karbürizasyon, sementasyonda milimden söz ediyoruz. Nitrasyon grubundaki beyaz tabaka şeyi ise mikron seviyesinde. Onları da anlatacağım. Dolayısıyla nitrasyon işlemleri daha düşük sıcaklıklarda yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi 500 mesela sadece östenitik nitrokarbürizasyon yüksek sıcaklıkta 600-700'de. Diğer gaz nitrasyon olsun, nitrokarbürizasyon olsun 500 ile 580-590 derece arasında yapılır. Dolayısıyla deformasyon daha azdır. Çünkü uygulama sıcaklığı ne kadar düşük olursa malzemenin deforme olması da o kadar az olur. Rulmanlarla ilgili olarak burada dediğim gibi hani kalıntı östenitten söz etmiştim. Kalıntı östenit tehlikelidir ya da değildir kararı parçanın kullanıldığı ortama bağlı olarak değişir. Örneğin burada rulmanlarda kalıntı östenit istenilen bir olay. Çünkü buradaki R ve C oranı dediğimiz R bölü C oranını şuradaki R bölü C oranını maksimize ederek malzemenin çukurlaşmasını engelliyor. Dolayısıyla istenilen bir durum. Ve burada bu rulmanlar içinde karbonhidrasyon işlemi yapılarak performansının artırıldığını görüyoruz. Bakın buradaki değerlerde daha uzun ömürlü olması sağlanıyor. İnce taneli ve homojen dağılmış karbür ve nitrür yapısı elde ediliyor. Dolayısıyla performansı da artmış oluyor. Bu örneklerde görüldüğü gibi bunlar rulmanların iç yapıları örnekleri. Şimdi rulmanlara sementasyon yaptığımızda en önemli problem sementasyon sonucu oluşan karbürler tane sınırlarında ve tane içlerinde dağılıyor. Bunlar özellikle tane sınırlarında çökelen bu karbürler çatlamalara neden oluyor. Ama karbonhidrasyon yaptığınızda tane sınırlarında bunları çökeltmiyorsunuz. Hem bunların boyutları daha ince taneli oluyor, daha homojen dağılımlı oluyor ve tane sınırlarında çökelmiyor. Dolayısıyla rulmanın performansı artıyor ve çatlama problemi ortadan kalkmış oluyor. Bu işte rulmandaki olayları anlatıyor. Örneğin şunu sementasyon yapmışlar. Şurada çatak oluşmuş 40 saat çalışmanın sonucunda. Burada ise 1500 saat çalışmış bu karbonhidrasyon yapılmış olan rulman çeliği. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yani servis ömrünü de artırıyorsunuz, çatlak riskini de en aza indiriyorsunuz. Dolayısıyla rulmanlara karbonhidrasyon yapıldığı anda hem rulmanların daha
küçülterek dolayısıyla ağırlıktan bir kazanç sağlıyorsunuz ve daha uzun servis ömrüne sahip rulmanlar kullanıyorsunuz ve ağırlık da azaldığı için karbondioksit emisyonu da azalıyor arabalarda. Hani bunu arabalara takılmış rulmanlar olarak düşünün. Böyle bir performans da elde ediyorsunuz. Hatta bir adım daha ileriye gidiyorlar. Karbon nitrasyon da yeterli değil diyorlar. Yeni bir uygulama yapmışlar ve taneleri daha da incelterek rulmanların ömrünü daha da artırmışlar. Vakum altında ısıl işleme gelince arkadaşlar, takım çeliklerini vakum altında yapıyoruz. Vakum fırınlarında kalıp çeliklerinde takım çelikleri dediğimiz zaman içerisinde alışım elementleri son derece yüksek. Dolayısıyla onlardaki ısıl işlem sıcaklıkları kameralı fırınlara göre daha yüksek sıcaklıklarda yapılıyor. İşte diyelim ki 1030 derecelere, 1050 derecelere çıkıyorsunuz. Kameralı fırınlarda 900-930'larda çalışıyorsunuz ama vakum fırınlarına geldiğinizde daha yüksek sıcaklıklara çıkmanız gerekiyor. Çünkü alışım elementlerinin içerdiği karbürleri çözündürebilmeniz için o sıcaklıklara çıkmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi vakum altında en önemli elde edeceğiniz yapı nedir? Kameralı fırında da aynı şekilde bir dekarbürize söz konusu değildir, oksidasyon söz konusu değildir. Çünkü korumalı atmosfer altında yapıyorsunuz. Vakumda da öyle. Vakumla kameralı fırın arasında en büyük avantaj vakumun taneler arası oksidasyon eğer istenmiyorsa o zaman vakumu tercih etmek durumundasınız. Sadece vakum fırınlarında taneler arası oksidasyon, IGO, intergranular oksidasyon olayı gözükmez. Diğer kameralı fırında bir miktar mutlaka IGO oluşur ama vakumda oluşmaz. Böyle durumlarda vakum fırını avantajlı takım çeliklerinin burada gördüğünüz gibi ısıl işlemi, sertleştirilmesi, yumuşatılması vakum fırınlarında yapılmakta. Bu taneler arası IGO dediğim intergranular oksidasyonu görüyorsunuz. Bakın kameralı fırınlarda bakın böyle siyah siyah gözüken bir miktar olacaktır. Ama çok fazla da olmayacak. Prosesinizi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bir miktar kameralı fırınlarda olacak. Ama hiç istenmezse o zaman vakumda ısıl işlemi yapmak durumundasınız. Örneğin eğer intergranular oksidasyon kesinlikle istenmiyorsa, diyelim ki bir dişli yapacaksınız ama çok hassas bir dişli, o zaman nerede yapmanız gerekir? Low pressure carburizing'de. Low pressure carburizing yani vakum altında sementasyon işleminde eğer sementasyonu yaparsanız o zaman IGO yok. Ama diğer kamerada yaparsanız olacaktır. Peki hangi tür çelikleri biz vakumda yapıyoruz? İşte soğuk iç takım çelikleri, sıcak iç takım çelikleri, plastik kalıp çelikler, yüksek hız çelikleri, paslanmaz çelikler, bütün bunların hepsini vakumda işlem görüyorsunuz. Vakum işlemi yapıldıktan sonra bu takım çeliklerinde bir de 0.6 işleme ya da 0.6 artı kriyojenik işlem yapılır. Bunun da nedeni nereden kaynaklanıyor? Kalıntı özsinitten dolayı kaynaklanıyor. Ne demiştik? Takım çeliklerinde karbon ve alışım elementleri yüksek olunca kalıntı özsinit artıyordu. Bu kalıntı özsiniti giderebilmemiz için 0.6 işlemi yapmanız gerekiyor. Takım çeliklerinin performansını 0.6 işlemi ile iyileştirebiliyorsunuz. 0.6 işlemi dediğimiz şey -196'lara kadar yapılan mesela -70 ve -196 arasında bu işlemi yaptığınız zaman ismi kriyojenik işlem olarak yani daha da derin soğutma işlemi yaptığınız için kriyojenik işlem olarak adlandırılıyor. Ve burada karbürlerin ince taneli olarak çökelmesi sağlanıyor. Kriyojenik işlemle 0.6 işlem arasındaki temel farklılıklarından bir tanesi şu. Kriyojenik işlem daha uzun süreli yapılır. 0.6 işlemi daha kısa süreli yapılır. Bu şekilde performansı vakumdan sonraki takım çeliklerinde performans artırılmış olur. Vakum işlemini yaptınız. Vakum işleminden sonra bu takım çeliklerine başka ne tür işlemler yapılabilir? Nitrasyon yapabilirsiniz, borlama yapılabilir, oksidasyon işlemi veya kaplamalar, titanyum nitrür,
gibi kaplamalar yapabilirsiniz. Veya nikel kaplamalar yapabilirsiniz. Burada da mikron seviyesinde ve elde edeceğiniz sertliklerde 1000 ile 2000 hatta bakın burada 4800'e kadar eğer titanyum nitrürle kapladığınız zaman yaklaşık 4800 vikerslik bir sertlik elde edebiliyorsunuz. Bunlar da bir sonraki işlemler diye düşünebilirsiniz. Ölçü ve şekil değişiklikleri mutlaka olacaktır. Hem tasarım kaynaklı hatalardan, tasarımdan gelen nedenlerden ötürü olabilir. Hem ısıl işlemden olur. Hem malzemenin işlenmesi, mekanik işlemlerinden dolayı ölçü ve şekil değişiklikleri olacaktır. Ve bunu minimize etmek için de yani sadece ısıl işlemcinin dikkat etmesi gerekmiyor. Ondan önceki aşamalarda da deformasyona dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bakın deformasyonun nedeni ön işlemler, ısıl işlem, ısıl işlem sonrasındaki işlemler, malzeme kaynaklı nedenler, dizayn kaynaklı nedenler. Yani deformasyon başlı başına bir konu. Yani işte sıfır deformasyon istiyorum, öyle bir şey yok. Tel erozyonla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Tel erozyona gidecek olan malzemelerde kesinlikle tel erozyon için seçilen çelikler mutlaka ikinci sertleştirme göstermesi gereken çelikler olması gerekir. Örneğin bir 1.2080 tel erozyona uygun değil. Çünkü ikinci sertleştirme göstermiyor. Meneviş diyagramında göstermiştim. Hani bazı çelikler 550 600 derecelerde bir ikinci sertleştirme gösteriyor. Bakın tel erozyona gidecek olan malzemeler o tür çeliklerden seçilmesi gerekir. Çünkü eğer 2080 gibi ikinci sertlik göstermeyen çelikleri kullandığınız zaman bu televizyon sırasında martensit tabaka oluşuyor ve bu martensit tabaka kırılgan olduğu için burada çatlaklar neden olur. O yüzden televizyondan sonra şu beyaz tabakanın mutlaka taşlanıp alınması gerekir. Yoksa bu kalıbınızda içeri doğru çatlaklar ilerleyerek malzemenin kırılmasına, ürününüzün kırılmasına neden olur. Ve tel erozyonda da dediğim gibi dikkat edeceğiniz şey malzeme seçimidir. Bunu söyleyebiliriz. Malzeme son derece önemli. Eğer takım çeliği kullanacaksınız ve takım çeliği seçiyorsanız satın alırken Natka'ya uygun Natka'nın bir bakın şöyle bir kabul red kabul bantlaşma için verdiği bir skala var. Buna uygun olarak eğer diyelim ki iç yapıya baktınız, dağlama yaptınız, böyle bir yapı görüyorsanız böyle bir takım çeliğini almamanız gerekir. Çünkü segregasyon son derece yoğun. Bakın red edin diyor Natka. Şu Natka'nın şu standardına göre baktığınızda böyle bir iç yapılı malzemeye sahip malzemeyi almamanız gerekir. Bakın burada diyelim ki takım çeliği alacaksınız. Gene Natka standardı var. Şu kırmızıyla gösterilen iç yapıya sahip bir malzemeyi almayın. Çünkü böyle bir malzeme mutlaka ısıl işlemde olsun. Daha sonraki servis yaşamında olsun parçanın ürünü kullanıldığı yerde mutlaka problem yaratacaktır. Aynı şekilde ısıl işlemde tasarım hataları son derece önemli. Bir parçada ince kesit, kalın kesit aynı anda varsa bu bir risktir. Çünkü ince kesitin ve kalın kesitin soğuma hızları birbirlerinden farklı olacaktır. Dolayısıyla bir gerilim yaratacaktır. Ve o gerilim de malzemede çatlamaya neden olacaktır. Parçada keskin köşe kesinlikle olmaması gerekir. Mutlaka onlara pah yapmanız lazım. Dediğim gibi bakın burada da ince kesit, kalın kesit var. İşte ortaya bir delik açılarak bunu bu sorunu çözmeye çalışılıyor. Buradaki gibi mesela şu problemli bir malzeme. Burada da gördüğünüz gibi şurada ince kesit var. Şurada çok kalın bir kesit var. Hep bunlar deformasyona neden olacaktır. Çatlamaya neden olacaktır. Bunların engellenmesi gerekiyor. Bakın burada keskin köşe var. Isıl işlemde karpuz gibi yarılmış. Yani ısıl işlem bu konularda hiç affedici değil. Problemli, riskli bir şey varsa
Bu daha da yani bir kılcal çatlak veya o çatlağa neden olabilecek bir risk varsa, bir kalıntı problemi varsa, keskin köşe varsa ya da parça dövmeden gelmiştir, yüzeyde katlama yapmıştır. Bakın bu tür stres artırıcı, çentik etkisi yaratacak bir problem varsa ısıl işlemde kesinlikle problem yaratır, çatlamaya neden olur. Aynı şekilde ısıl işlem sonrasında da problemler çıkabilir. Diyelim ki kaplamacıya gönderiyorsunuz. Kaplamada eğer hidrojen gevrekliği problemi orada giderilmezse, çünkü asitle temizleme yapılıyor ve o asitle temizleme sırasında malzemeye hidrojen giriyor. Eğer o hidrojen o malzemeden hemen alınmazsa, çünkü orada hidrojenin hemen alınması gerekiyor. Belirli bir sıcaklıkta hemen işleme sokulması lazım. Eğer bu işlem yapılmazsa parça kaplama sırasında çatlamaya neden oluyor. Ya da parça parlatmaya gider, taşlama yapılacaksa, eğer taşlama koşulları uygun değilse taşlama çatlakları olabilir. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. Kesit değişiklikleri son derece önemli dedik. Bakın çentik duyarlılığı ince kesit, kalın kesit ve şu aradaki radyüse bağlı olarak 3 katına kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla tasarım son derece önemli. Isıl işlemde bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki karbürler, eğer tane sınırlarındaki bu karbürler homojen dağılmamışsa, mesela şöyle homojen olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi tane sınırlarında kalmışsa parçada kırılmaya neden oluyor. İç yapılar önemli. Kalıntılar demiştik. Bakın bunlar son derece hani temiz çelik kavramından bahsetmiştik. Yüz büyütmede dağılma yapılmadan iç yapıya bakıyorsunuz. Böyle bir yapı gördüğünüzde zaten bu parça çatlayacak demektir. Yani hem kalıntılar keskin, yuvarlak değil, hem sayıları çok fazla, kümelenmiş, kesinlikle problem yaratacaktır. Ya da bakın burada gördüğünüz gibi dökümden kaynaklanan hatalar var. Daha malzeme ısıl işleme gelmeden önceki döküm kaynaklı hataları görüyorsunuz. Bunlar mesela şurada homojen bir sertlik dağılımı elde edemezsiniz. Bir de homojen sertlik ölçümü yapamazsınız. Çok gözenekli. Bunları gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir döküm hatası. Yani bunlar dökümcülerinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Hani ısıl işlem öncesi malzeme nereden gelir? Ya dökümden, ya dövmeden, ya haddeden gelecek. Bütün bu problemler ısıl işlemde sıkıntı yaratır. Ya da malzemede kaynak var. Kaynak varsa arkadaşlar bu ısıl işlemde çatlar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ya da kalem izleri. Bakın şu kalem izleri bile çentik etkisi yaratıp malzemede ısıl işlemde çatlamaya neden oluyor. Bu sigma fazı nedeniyle oluşan bir problem. Malzeme seçimi burada yine son derece önemli. Mesela burada diyelim ki şu pinholler, şuradaki deliklerin yükseklikleri hepsinde aynı açılmamış. Bunlar indüksiyon olduğu zaman diyelim ki şurada 1 milim eksik şey var diyorlar. İndüksiyon olmamış bölge ama bir bakıyorsunuz şuradaki deliklerin boyutları, yükseklikleri aynı oranda açılmamış. Problem oradan kaynaklanıyor. Yani bunların ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Isıl işlem öncesinde zaten çarpılmış, müşteri bir de diyor ki çarpmayın diyor. Ama daha gelişte çarpılmış malzemeler olabiliyor. Bunları önemli. Diyelim ki dallantılı yapı var. Mesela bu yapıyı ancak homojenleştirme işlemiyle düzeltebiliyorsunuz. Normalizasyonla bu yapı, dendritik yapı şey yapmıyor, dönüşmüyor, düzelmiyor arkadaşlar. İnce kesit, kalın kesit. Mutlaka müşteri ısıl işlemciye nereden ölçüm alınması gerektiğini söylemesi gerekiyor. Çünkü ısıl işlemci ince kesite göre de prosesini belirleyebilir. Kalın kesite göre de prosesini belirleyebilir. O yüzden bu contract review dediğimiz ürünü almadan önce, müşteriden gelmeden önce kabul koşullarının çok iyi müşteriyle konuşulması gerekiyor. Müşteri isteklerinin doğru saptanması lazım. Müşteri ne istiyor, ne yapmamız gerektiğini iyi sorgulamamız gerekiyor. Risk analizini doğru yapmamız gerekiyor. İşte buna da yabancılar contract review diyorlar. Yani eğer bu bölümü iyi yönetemezseniz redlerin çoğu buradan çıkıyor. Burada mesela yüzeyde dekarbürize var. Bu dekarbürize nereden kaynaklanabilir? Dökümden,
dövmeden, haddeden kaynaklanabilir. Isı işlemde dekarbüze yapamazsınız. Çünkü neden? Eğer tabii kamaralı fırınlarınız korunaklıysa, işte daha doğrusu kontrol altındaysa zaten ısıl işlemde dekarbürüze yapma şeyiniz yok. Çünkü fırınlar atmosfer kontrollü. Bu dediğim gibi dövmeden gelen bir parça. İşte yüzeyde dekarbürüze var. Şu kısmın taşlanıp şuradan ölçüm alınması gerekiyor. Eğer şu kısmı tamamen taşlamadan az taşlayıp ölçüm alırsanız yanlış ölçüm yapmış olursunuz. Çünkü sertliği düşük ölçeceksiniz. Dolayısıyla meneviş kararını verirken yanlış karar verirsiniz. O yüzden şu kısmın iyice taşlanıp şuraya kadar inip ondan sonra ölçüm yapılması gerekir. Diyelim ki diyor bazen müşteriniz şey diyebilir, işte normalizasyon yapılmış ürün aldım diyebilir ama o normalizasyonun doğru olup olmadığında kontrol edilmesi gerekir. Neden? Çünkü normalizasyon yapılmış ama süresi veya sıcaklığında problem var. Çünkü hala iri taneli yapı kalmış durumda. Bakın bantlaşma tamamen gitmemiş. Taneler tamam küçük ama daha homojen dağılma olmamış. Ya da çelik dökümden gelmiş, direkt ıslah yapılınca homojen olmayan sertlikler elde ediyorsunuz. Neden? Çünkü iç yapıda yoğun bir dendritik yapı var. Bunun düzelmesi gerekiyor. Buna biz normalizasyon artı ıslah yapınca daha düzgün bir yapı elde edildi. Mutlaka teknik resim, revizyon numarası, teknik resim verilmesi gerekiyor. Malzeme analizi mutlaka verilmesi gerekiyor. Nereden ölçüm yapılacağının belirtilmesi gerekiyor. Hangi sertlik birimiyle ölçüm yapılacak? Özellikle birinellerde bunlar problem. Çünkü 3'te 10'luk var, 750 kiloluğu var, 187,5'luğu var. Eğer ölçüm birlikteliği yoksa bu da problem yaratabiliyor. Nitrasyonlu parçalarda Vickers'le ölçüm yapılması gerekir. Hatta nitrokarbürizasyon yapıldığı zaman HV1 mi, HV05 mi, HV5 mi? Yani bakın 1 kilo, 0.5 kilo bile son derece önemli. Çünkü mikron seviyesinde bir şeyi ölçüyorsunuz. Dolayısıyla şuradaki HV'nin kaç kilo ile yapılmış olmasının dahi önemi çok büyük önemli. Ve bunda müşterinizle ölçüm birlikteliğinin en başta belirlenmesi gerekiyor. Sonra eğer ESD için nereden ESD yapılacak? İnce kesitten mi, kalın kesitten mi? Bunlar da farklılık gösterecektir. Dolayısıyla yer son derece önemli arkadaşlar. Parçanın finish mi yoksa taşlama paylı bir parça mı geliyor? Bunların da belirtilmesi gerekiyor. Yani özellikle ne kadar taşlama payı olduğu mutlaka ısıl işlemciye verilmesi lazım. Bunun dışında diyelim ki sementasyonda macunlama var mı yok mu? Eğer macunlama yapılmışsa bunların uygun şekilde taşınması gerekiyor. Çünkü çatladığı zaman nakliyede problem dikkatli olunmazsa macunlanmış kısımlar dökülebiliyor, problem olur. Özellikle soğuk çekme parçalarda kabuk soyulmuş bir malzeme mi kullanılıyor yoksa kabuk soyulmamış bir malzeme mi kullanılıyor? Bu son derece önemli. Çünkü bakın çelik kabuk soyma standardı var. Bu standartta haddi ölçüsüne bağlı olarak minimum ne kadar talaş alınması gerektiği belirtiliyor. Çünkü eğer bunlara uymadığınız takdirde bu yüzeydeki kılcal çatlaklar ve problemli kısım malzemede, üründe hem ısıl işlemde hem de malzemenin çalıştığı yerde problem yaratıyor. Bunun dışında dediğim gibi hidrojen gevrekliği için hani demin söylemiştim mutlaka vakit geçirilmeden şeyin yapıldığı yerde kaplamanın yapıldığı kaplamacıda mutlaka 200 derecede 5 saat gibi bir ısıtma yapılarak hidrojen gevrekliğinin önüne geçilmesi gerekiyor. Termin süreleri son derece önemli. Mutlaka sementasyon, vakum, ıslah hangisi olursa olsun bir minimum 2-3 gün ısı işlemciye zaman ayırmanız gerekir. Toleranslar mutlaka TRC için 4 TRC, birinel vikersler için 60 birinel, 60 vikers, ESD için artı eksi 0.20 milim gibi tolerans aralıklarının verilmesi uygun olacaktır.
Ölçümlerde dikkat edilmesi gereken iki ölçüm arasında mutlaka 3 his kadar fark olacaktır. Ölçeceğiniz ölçüm HRC ucunuzda herhangi bir çatlak olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Numuneyi doğru hazırlamanız gerekiyor. Şu elde ettiğiniz baklava keskin köşeli olacak, parlatmanız düzgün olacak. Bakın, eğer Rockwell C ile ölçüm yapıyorsanız en az 0.56 milim kadar bir derinliğinizin olması gerekiyor arkadaşlar. O da 70 HRC ölçeceğiniz zaman. Diyelim ki bir sementasyon işlemi yapıyorsunuz. Sementasyonda diyelim ki 55-60 HRC istiyorsunuz. En az 0.76 milim, bakın, ESD derinliğiniz olması gerekiyor. Diyelim ki nitrasyon yapıyorsunuz. Nitrasyonda 0.30-0.40 milim bir nitrasyon istediniz. HRC ile ölçüm yaparsanız doğru ölçüm alır mısınız? Alamazsınız. Yani bakın, 0.20 milimde bir kere HRC ile ölçüm yapamazsınız. Ya HRC 15 ile ölçüm yapmanız lazım ya da direkt Vickers HV1 ile ölçüm yapmanız uygun olacaktır. Bunlar... Çelik dökümlerle ilgili, bakın, parçalar büyük, soğutma banyoları da onlara uygun olarak değişebiliyor. İri parçalar için çelikler, siferopik döküm parçaları da aynı şekilde ısıl işleme tabi tutuluyor. İç yapıları birbirlerinden tabii ki farklı olacak. Beyaz dökme demir, temper dökme demir, gri dökme demir, küresel dökme demir iç yapıları da birbirlerinden farklı. Nasıl çeliklere ısı işlem yapılıyorsa, dökme demirleri de gerilim giderme, normalizasyon, su verme, üst temperleme, nitrasyon, bütün bu işlemleri, bunları da yapıyoruz. Yani çelikler için, çelikler ne demiştik? %2'ye kadar karbon içeren demir karbon alışına çelik diyorduk. Yani biz burada ne yapıyorduk? Östenit fazına çıkıyorduk, soğutuyorduk. Kesit ayranlar için, dökme demirler içinde ne diyoruz? %2'den daha fazla karbon içeren bölüme dökme demirler diyoruz. Burada da aynı şekilde şu bölgeye çıkıyoruz, ısıtıyoruz, soğutuyoruz. Soğutma koşullarıyla oynayarak farklı yapılar elde ediyoruz. Bunların detayına çok fazla girmeyeceğim ama şu grafik bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Aynı çeliklerde olduğu gibi farklı ısı işlemler uygulayarak mekanik özellikleri ben değiştirebiliyorum. Yani ısıl işlemin gücü buradan kaynaklanıyor. Farklı mekanik özellikleri neyle elde edebiliyoruz? Isıl işlem sayesinde elde edebiliyoruz. Örneğin bakın, östen terleme yapılmış. Küresel dökme demirlerdeki hem tokluğun yüksek olduğunu hem de çekme dayancının yüksek olduğunu görebiliyoruz. İşte normalizasyon yapılıyorsa değerlerinin böyle olduğunu, ıslah yapılıyorsa böyle olduğunu görebiliyoruz. Yani iç yapısını değiştirerek, burada gördüğünüz gibi iç yapıyı değiştirerek farklı mekanik özellikler elde ediyoruz. Standartlar çok önemli ısıl işlemde. ASME'nin cilt 4 ısıl işlem kitabı var. Orada zaten her türlü bilgiyi bulabiliyorsunuz. Onun dışında da ASTM'in ve AMS'nin ısıl işlemle ilgili standartları var. Bir de SÜKAY 9 var. Bu da ısıl işlemle ilgili kullanmış olduğumuz standartlar. Standartlarda zaten ne yapmanız gerektiği son derece açık, net olarak anlatılıyor. Vakum altında sert lehimleme, vakum brazing. Vakum brazing Türkiye'de vakum brazingi yapan ısıl işlemci, fason ısıl işlemci biziz. İstanbul'da vakum brazingi yapıyoruz. Vakum brazing, brazing isminden de anlaşıldığı gibi vakum altında sert lehimleme. Sert lehimleme dediğimiz zaman ne anlıyoruz arkadaşlar? Birbirlerinden farklı malzemeleri, bunlar ikisi de çelik olabilir ya da biri çelik, biri nikel olabilir, biri çelik, biri bakır olabilir. Birbirine benzeyen veya benzemeyen malzemeleri aralarına, bunların erime sıcaklığından daha düşük erime sıcaklığına sahip bir malzeme koyarak vakum altında işlem yaparak birleştiriyoruz. Bu işleme biz vakum altında birleştirme işlemi, sert lehimleme işlemi diyoruz. Şimdi şekilleri göreceksiniz. Bunu şey diye düşünebilirsiniz. Kaynağı alternatif yöntem olarak düşünebilirsiniz.
Şimdi kaynakta kaynak operatörünün performansı çok önemlidir. Yani orada insanın kalitesi çok önemlidir. Burada ise insandan bağlı, insandan kaynaklanan hataları minimize ediyorsunuz. Ve birden fazla çok noktanın birleşmesi gereken, bakın şöyle bir şeyi düşünün, birleşme noktaları çok fazla. Bunu kaynakla yapmanız zaten çok zor. Böyle bir işlem yapmanız gerekiyor ve insana bağlı olmadan, insandan kaynaklı hataları en aza indirerek ve seri bir şekilde ve daha ucuza bir birleştirme yapmak istiyorsanız, işte bu yöntem vacuum brazing oluyor. Burada gördüğünüz gibi vacuum brazing de, şu parçalarda da gördüğünüz gibi klasik ısıl işlemlerde hep deminden beri ne anlattım? İşte tasarım hatalarına dikkat edin, ince kesit, kalın kesit, hani hep risklerden söz ettim. Burada ise artık riskler daha da azalıyor ve daha hayal gücünüzü daha geniş tutabiliyorsunuz. Yani her şeyi, ister ince parçayı, kalın parçayı birleştirebilirsiniz. Farklı malzemeleri birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Size sonsuz şey sunuyor. Nasıl diyeyim? Ürün yelpazesi sunuyor. Burada gördüğünüz gibi motor bloklarında ya da nasıl diyeyim? Yani değişik ürünleri şurada görebileceksiniz. Her türlü malzemeyi özellikle eşanjör gibi düşünün. Eşanjörler bunları örnek olabilir. Çok farklı malzemeleri birbirleriyle birleştirebiliyorsunuz. Yani şurada birleşme yönlerini görebiliyorsunuz. Şuralarda olduğu gibi. Ya da diyelim ki şu malzemeyi... Diyelim ki kayayı deleceksiniz. Malzemenin çoğunluğunu ucuz bir çelik seçersiniz. Sadece delme kısmını pahalı bir malzeme seçersiniz. İkisini birleştirerek onu kullanabilirsiniz. Yani tüm malzemeyi çok pahalı malzemeden yapmanıza gerek kalmıyor. Böyle olanaklar sunuyor. Yani diyelim ki bir taşlama yapacaksınız. Sadece o taşlamayı yapacak olan kısmı özgün malzeme kullanırsınız, gerisini ucuz malzeme kullanırsınız. Bu şekilde bir daha ekonomik ve daha performansı yüksek malzemeler elde edebiliyorsunuz. Birleşme şekillerini burada görebiliyorsunuz. Üst üste de olabilir ya da uç uca da olabilir. Buna bağlı olarak değişir. Vacuum brazing özellikle plastik enjeksiyon kalıplarında denemelerini de yaptık. Hatta bunun daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bakın klasik yöntemde plastik enjeksiyon sisteminde birden fazla delik açılıyor soğutma yapabilmek için. Ama makine mühendisliğini siz daha iyi biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şuradaki soğutma homojen bir soğutma değil. Çünkü keskin köşeler var. Homojen soğutma nedir? Burada gördüğünüz gibidir değil mi? Burada sadece iki tane çıkışı var. Bir giriş bir de çıkış olmak üzere. Ve çok rahatlıkla yani diyoruz ki parçayı ikiye bölün, kalıbı ikiye bölün. Burada soğutma kalınlığını homojen güzelce işleyin. Sonra diyoruz ki biz bunu alalım ve bu iki tane kalıbı vakum altında birleştirelim. Burada görüldüğü gibi. Şimdi bu eski yöntemle, klasik yöntemle vakum brazing arasındaki en önemli avantaj ne oluyor? Bir, homojen soğutma sağlıyorsunuz. Özellikle bu plastik enjeksiyon kalıpları nerede önemli? Cycle time'ı çok düşük olan, diyelim ki plastik şu şişeden basacaksınız ya da bardak basacaksınız. Yani çok kısa sürede birden fazla ürün basacağınız zaman hem homojen soğutmanın olması gerekiyor hem de üretimi artırmanız gerekiyor. İşte vacuum brazing de bunu sağlayabiliyorsunuz. Buradaki dezavantajlardan bir tanesini şuralardan sürekli kaçaklar oluyor. İşçilik maliyeti fazla, bakım maliyeti fazla ve homojen soğutması daha düşük olduğu için cycle time de burada düşük cycle time'larda ürün sayısı klasik yöntemle az olur. Ama burada daha fazla %10, %15 daha artırabiliyorsunuz üretimi. Bunlar örnekler. Bakın klasik yöntemle yapılmış olan ama vacuum brazing ile yapılmış olan plastik enjeksiyon kalıpları. Şimdi nitrasyona gelirsem, nitrasyon daha önceden de bahsetmiştim. İşte gaz nitrasyon 490-560 derecelerde yapılıyor. Plazma nitrasyon yine 400-590 yani düşük sıcaklıklarda yapılıyor. Karbon nitrasyon demiştik ki
bu gruptan değil, sementasyonun bir alternatifidir. Feritik nitrit karbürizasyonu. Bizim Bursa fabrikamızda Arkor, yani sıvı banyoda yapılan bir feritik nitrit karbürizasyon işlemidir. Korudur ise vakum altında, gaz altında yapılmış olan bir feritik nitrit karbürizasyon işlemidir. Bu da İstanbul'daki fabrikamızda yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi eğer bir parça, eğer parçanız krom kaplama, fosfat kaplama gibi kaplamaya gidecek parçalarınız. Yani buradaki temel kriter nedir? Bir, korozyona karşı yüksek dirençli olması lazım. İkincisi de yüksek sertlik istiyorsunuz. Ve kaplamaya verdiğiniz parçalar için alternatif yöntem nedir arkadaşlar? Arkor ve korudurdur. Neden böyle diyoruz? Çünkü kaplamalar kanserojen olduğu için zaten çevre bakımından yasaklandı krom altı örneğin. Bir de krom kaplamada parçanın üzerine hani film tabakası gibi gelir, ayrı bir tabakadır. Ama korudur olsun, arkor olsun, parçanın kendi bünyesinde üretilmiş bir tabaka oluyor. Dolayısıyla hani açılıp pullanma, dökülme derdi diye bir problem olmuyor. Bir ikincisi, korudur ve arkorda parça elde ettiğiniz beyaz filtrasyon tabakasının altında bir de difüzyon tabakası vardır ki bu difüzyon tabakası da malzemenizi fatik ve fatik yorulma direncini artırır. Ama krom kaplamada öyle bir şey yok. Sadece o film tabakası gibi geliyor. Kalktığı zaman altta korozyon devam ediyor. Ama korudur ve arkorda bir de difüzyon tabakası var ki ekstradan size bu özellikleri sağlıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi pürüzsüz, yani son derece hani siyah görüntülü ve real RTS'i düşük, sızdırmazlık özelliği olan parçalar elde ediyorsunuz. Hem yüksek sertlik elde ediyorsunuz hem de korozyona karşı direnç elde ediyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hidrolik sanayinde kullanılan parçalar, otomotiv silgeçleri gibi parçaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Buradaki temel kriter şu, malzemenin kimyasal bileşimine bağlı olarak elde edeceğiniz tabaka kalınlığı ve sertlikler değişiyor. Eğer malzemeniz yalın karbon çeliği veya düşük alışımlı çelikse elde edeceğiniz sertlik düşük oluyor. Karbon ve alışım elementleri arttıkça sertlik, elde edilen sertlik artıyor ama tabaka kalınlığı, derinliği düşüyor. Hatta şurada bir örnek var, bakın. H11 takım çeliğinde mesela tabaka kalınlığı düşük ama sertlik yüksektir. Buna karşı düşük karbonlu çelikte tabaka kalınlığı büyük ama sertliği düşüktür. Örneğin Arkor'la krom kaplamanın tuz testindeki değerleri verilmiş. Bakın 4140 çelikten yapılmış olan iki tane ürünü görüyorsunuz. 800 saatin üzerinde bir performans gösteriyor Arkor. Krom kaplama sadece 24 saat tuz testinde. Performansı görebiliyorsunuz. Korudur. Korudur dediğimiz şey neydi? Yine Gebze'de yaptığımız, işte vakum altında yaptığımız bir işlemdi. Korudun en önemli, krom kaplamaya karşı en önemli avantajlarından bir tanesi, burada gördüğünüz gibi iki step'i atlıyorsunuz. Yani indüksiyon yapmanıza, krom kaplama öncesinde sertliği sağlamak amacıyla indüksiyonla sertleştirme yapılır. Bir de krom kaplamadan sonra taşlama yapılır. Bu iki step'i atlıyorsunuz. Çünkü korudurda malzemeyi aynı anda sertleştirebiliyorsunuz da. Korozyon direnci son derece yüksek. Buradaki beyaz tabaka, iç tabakayı, iç yapıyı incelediğinizde bakın. Şurada 1-2 mikronluk bir oksit tabakamız var. Korozyona karşı direnci bu sağlıyor. Bunun altında beyaz tabaka dediğimiz, bileşik tabaka, compound layer dediğimiz bir tabaka var. Bu yaklaşık 15 mikron veya üzeri oluyor. Bu da aşıma dayancını sağlıyor. Bir de bunun altında difüzyon tabakası var. Bu da yoruma dayancını, eğme yoruma dayancını artırıyor. Şimdi krom kaplamada şu difüzyon layer yok, difüzyon tabakası yok. Şu beyaz tabaka da dışarıdan oluşturulan bir tabaka kromda, krom kaplamada. Ama korudurda malzemenin kendi bünyesinde biz bu tabakayı yaratıyoruz. Gördüğünüz gibi korudur olsun, arkor olsun, mikron seviyesindeki bir tabaka kalınlığı malzemeye çok yüksek sertlik ve korozyona karşı yüksek dayanç sağlıyor.
Şimdi bunları da geçiyorum. Koridordaki tuz testi, korozuna karşı tuz testinin sonuçlarının kıyaslamalarını görüyorsunuz. Bakın malzemeler 4140 malzeme. Diyelim ki gaz nitrasyon yapılmış ama koridor yapıldığı zaman aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bu 15 saatte yanmış ama koridor yapıldığı zaman 270 saatin üzerinde bir performans göstermiş. Burada diyelim ki 280 saatin üzerinde bir tuz testinin sonucunda korozyona uğramamış olduğunu görüyorsunuz. Peki koridoru nerede kullanılıyor? Otomotiv sektörü, hidrolik sektöründe kullanabiliyorsunuz. Değişik dişlilerde, millerde görebiliyorsunuz. RA değerleri 0.4'ün altında. Yüksek sertlik ve yüksek korozyon dayancı. Otomotiv sektöründe uygulanmış. Yine otomotiv sektöründe uygulanmış parçaları görebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki trenlerde, dizel motorlarında veya otomotiv sektöründe kullanılan dizel motorlardaki parçaların koridorda yapılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Silindir blokları, su pompaları, enjektörler, spoplar, sübaplar, krank milleri. Bunların hepsi korudur ve arkorda rahatlıkla yapılmaktadır. Şimdi HIP'e geldim. HIP hot isostatic pressing, yani yüksek sıcaklık, yüksek basınç. Peki yüksek sıcaklık, yüksek basınç dediğim zaman ne demek istiyorum? 1000 derecenin üzeri ve 1000 barın üzerinden söz ediyorum çelikler için. Bunu sadece çeliklere yapmıyorlar, alüminyumlara da uyguluyorlar. Burada gördüğünüz HIP arkadaşlar, geleceğin diyeyim ben, dövme ve dökümüne karşı alternatif bir yöntem. Yani burada çok küçük parçaları da çok büyük parçaları da şekillendirebiliyorlar. HIP'i hem ürüne de uygulayabiliyorlar ya da bunu net şekle yakın hale getirebiliyorlar. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki böyle bir ürün elde etmek istiyorum. Bunun net şekle yakın levhası, diyelim ki bir levha düşünün. Bunu kaynaklıyorlar. İçine istediği malzemenin toz metalurjisinden malzemeyi hazırlıyorlar. Sonra bunu işte fırına koyuyorlar. 1000 derecenin üzerinde ve 1000 barın altında ve elde edeceği yapı bu ürünü elde ediyorsunuz ve %100 yoğunlukta içinde herhangi bir kusuru olmayan, boşluğu olmayan, gözeneği olmayan ve o kadar net şekle yakın olduğu için de çok hafif bir taşlama ya da işlemeyle ürünü müşteriye gönderebiliyorsunuz. Ha, bu size neler sağlıyor? Bir, izotropik olarak malzemenin her yönde aynı mekanik özellikler elde etmesini sağlıyor. İkincisi, elde edeceğiniz üründe ağırlıktan kazanıyorsunuz. Üçüncüsü, istediğiniz performansta yüksek ürünler elde edebiliyorsunuz. İşlemeden dolayı kazanç sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bakın her türlü çok küçük parçaları da yapabiliyorsunuz ya da şu yer altında, deniz altında tüneller açarken kullandıkları, madencilikte kullandıkları büyük parçalar var ya, onların yapımı. Yani performansı yüksek olan tüm parçaları elde edebiliyorsunuz. Diyelim ki klasik şeyde neydi? Yok ince kesit, yok kalın kesit, bilmem ne, o tür problemler de yok. Her türlü malzemeyi, çok karmaşık malzemeleri de çok rahatlıkla üretebiliyorsunuz. Diyelim ki normal klasik yöntemde şunu tasarladığınızda burada ince bir cidar var, şurada kalın kesit var. Bunu normal koşullarda yaptığınız zaman çarpılma riski, deformasyon riski yüksek olur. Ama bunu HIP'le ürettiğiniz zaman bu tür riskler ortadan kalkıyor. Bu tür kompleks parçaları rahatlıkla üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla HIP bu şekilde. Sadece HIP'le kalmamışlar, HIP'le brazing'i de birleştirmişler. HIP artı brazing de yapıyorlar. Yani farklı malzemeleri birleştiriyorlar, bir de HIP'liyorlar. Bunun dışında termal sprey yine yurt dışında yapıyorlar. Termal sprey, burada örnekleri gördüğünüz gibi
Diyelim ki bir parçanız var. Bu parçanın atıyorum şu kısmını elektriği geçirmeyen bir malzeme ile kaplamak istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu malzeme öyle bir yerde kullanacak ki şurası elektriği geçirmesin ama burası elektriği geçirsin. Ya da burası sıcaklığa dayansın, burası düşük sıcaklığa dayansın. Yani neyi hayal ediyorsanız o kısmı ona uygun malzemeyle, sprey kaplamayla kaplıyorsunuz. Ve hem ucuza hem de yüksek performans özellikleri, farklı performans özellikleri gösteren malzemeler elde ediyorsunuz. Örneğin böyle kaplıyorsunuz, burası elektriği geçirmiyor, burası geçiriyor gibi. Yani burası çok sert diyelim ki olsun ama içi yumuşak olsun gibi. Yani farklı tür istekleri aynı malzeme üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Her türlü enerji, gıda, seramik, uçak sanayi, savunma sanayi, otomotiv sektörü bunları yapabiliyorsunuz bu kaplamalarla. S3P coasterizing dediğimiz zaman arkadaşlar normalde paslanmaz çelikleri sertleştirmek istediğiniz zaman kromla karbon birleşerek krom karbür oluşturuyor. Dolayısıyla bu krom karbür oluştuğu zaman malzemenin içerisindeki krom miktarı düşüyor. Malzemenin içerisindeki krom miktarı düştüğü zaman paslanmazlık özelliği kayboluyor. Ama coasterizing işleminde öyle bir yöntem uyguluyorlar ki krom karbür oluşturmadan malzemenin sertliğini artırıyorlar. Yani karbon veriyorlar ama karbon kromla birleşmiyor. Diğer normal koşullarda siz karbon verdiğinizde karbonu krom birleşir. Kromu aldığı için kromun korozyon giderici özelliği hani gitmiş olur. Ama burada öyle bir şey yapmıyor. Hem malzemeyi sertleştiriyor hem de korozyon özelliklerini aynı şekilde yüksek şekilde kalmasını sağlıyor. Her türlü sintetik paslanmaz çelikler, dubleks paslanmaz çelikler, pH çelikleri dediğimiz çelikler bunların hepsi coasterizing yöntemiyle sertleştirilebiliyor. Ha bu bize ne sağlıyor? Bakın burada S3P coasterizing yapılmış. Yani bu parça çalıştığı yerde aşınmamış ama S3P yapılmayan, coasterizing yapılmayan parça çalıştığı yerde aşınmış. Yani sertliği yüksek olduğu için aşınmamış, korozyona karşı direnmiş ama burada gördüğünüz gibi sertlik ve korozyon direnci düşük olduğu için aşınmış. Coasterizing'de de aynı korudurda olduğu gibi beyaz tabaka elde ediyoruz. Bakın bu beyaz tabaka sertliğin yüksek olduğu tabaka 1100-1200'lere kadar çıkmış. Bakın yüzeyden sertlik, bu beyaz tabakada sertlik yüksek ve içeri doğru gittikçe azalıyor. Burada gördüğünüz gibi paslanmaz çelikleri de bu şekilde sertleştirilmiş oluyor. Bir başka iyi tarafı da kör delikler bile son derece homojen şekilde, burada gördüğünüz gibi kör delikler homojen şekilde sertleştirilmiş oluyor. Bir başka yine yurt dışında yapılan işlemlerden bir tanesi powder mat arkadaşlar. Şimdi powder mat bu şekilde görüldüğü gibi son derece büyük, kompleks bir parça. Ama bu kadar kompleks bir parça olmasına rağmen bunu powder mat 3D dediğimiz 3D printing yani 3 boyutlu ya da eklemeli additive manufacturing diye geçiyor. 3D additive katmanlı yüzey teknolojisi şeklinde geçiyor. Bakın bu da aynı şekilde hani hip demiştik ya, hip neydi? Döküm ve dövmenin alternatifi demiştik. Powder mat en son uygulama artık buna doğru gidiyor. Ne kadar kompleks, yani klasik yöntemlerle yapılamayan, son derece kompleks, sıra dışı işlemleri 3D printing ile birlikte yapıyorlar. Bu powder mat hem 3D printing'i hem de hipi birleştiriyor. Şimdi normal diyelim ki 3D printing yaptığınız zaman en önemli problemlerden bir tane 3D printing'de porositelerin olması. Ama powder mat'te ne yapıyor? 3D printing artı hip yapıyor. O porositeleri de ortadan kaldırıyor. Hangi tür malzemeleri yapmışlar? Bakın paslanmaz çelikleri yapmışlar. Martensitik paslanmazları, nikel alaşımlarını, kobalt alaşımlarını, titanyumları, alüminyumları, tungstenleri bunların hepsini
3D printing ile yapıyorlar bunlar. Ve bakın mesela şu parça arkadaşlar CERN'de çarpıştırıcı var ya, çarpıştırıcının parçası bu. Bundan 1000 adetten fazla üretmişler. CERN'e çalışıyor. Yani CERN'deki o çarpıştırıcı da çok büyük şey ister. Performansı son derece yüksek ister. Hatayı kabul etmez. Bakın bunu powder mat yöntemiyle bodycoat üretmiş. Bu powder mat'i nerelerde kullanıyorlar? Nükleer santrallerin parçalarının yapılmasında, havacılıkta, savunma sanayinde, petrogaz sistemlerde ya da denizlerdeki petrol platformlarında, yani çok yüksek performans istenen çok kompleks parçalarda bu tür şeyleri powder mat'le üretiyorlar arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani şu ana kadar size anlatmak istediğim şey şuydu. Klasik ısıl işlemlerden söz ettik. Normal ısıl işlem yaparken malzeme özellikleri, temiz çelik kavramı ve nelere dikkat edilmesi gerekir, bunlardan söz ettik. Klasik yöntemlerden söz ettik. Bir de Türkiye'de yapılmayan ama katma değeri yüksek ürünlerin ısıl işlemle yapıldığını ve hangi yöntemlerle yapıldığını anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla bizim en kısa sürede katma değeri yüksek Türkiye'de yapılmayan ısıl işlemleri yapmamız gerekiyor. Çünkü dünya başka bir yere doğru gidiyor. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru. Teşekkürler sunumunuz için. İsmim Engin Denizci Anmaz. Burada araştırma görevlisiyim. 0-6 işlemlerle ilgili bir sorum olacaktı. Bu kullandığınız fırınlar aynı fırın içerisinde mi bu aynı zamanda fırında? Yani yüksek sıcaklıklı işlemden sonra aynı fırın içerisinde mi 0-6 işlem? Şimdi o tür fırınlar da var. Yani vakum fırınların içerisinde 0-6 işlemi yapan fırınlar da var. Ama onu dışarıda da yapabiliyorsunuz. Ayrı bir fırın diye de düşünebilirsiniz. Hani 0-6 fırınlara ayrı fırınlar da var. Ama diyelim ki vakum altında içerisinde onu olan fırınlar da var. Arzu ederseniz ben açıklayayım. Ben Gebze Fabrika... Gebze Fabrika Müdürü'yüm ben, Volkan Kara. Şimdi yapılan 0-6 işlemin yapılan işlem sonrasındaki uygulama şekline göre değişiyor. Yani eğer sizin arzu ettiğiniz sıcak -75 derece üstü, -85 civarıysa, dediğim gibi bazı kriyojenik özel menevşi artı ya da fırının devamında sistemler var, sıvı azot. Homojen bir şekilde fırının ya da menevişin ya da işte ünitenin içerisine veriliyor. Daha sonra ortamın sıcaklığı işte -80'lere ulaştıktan sonra yapmak istediğiniz işlemin süresine göre tutuluyor. Ya da bazı uygulamalarda tabii 0-6 tipi uygulamalarda içerideki homojenliği sağlamak bazen zor olabildiği için biliyorsunuz kuru buz denilen kuru karbondioksit var. O da standart bir şekilde buharlaşsa bile belli bir -78 derece civarında standart bir soğukluk sağlıyor parçanın yüzeyine dokunduğunda. Genelde havacılık uygulamalarında da bu uniformity'de sıkıntılar oluşmaması için bu kuru buz kullanılabiliyor. Tabii bazı özel yüksek alaşım malzemelerde veya bazı özel manyetik malzemelerde -150 üstü, -170 aralığında istenen durumlarda mecburen sıvı azot kullanmanız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Ben o zaman bir soru daha sorayım. Tabii. Bu son anlattığınız işlemler, hip olsun, Powder mat olsun, sprey olsun. Bunlar da Türkiye'de görülmemesinin nedeniyle ilgili bir, sizin fikriniz nedir ya da firma özelinde de tabii bazı tercihler olabilir ama onun dışında da uygulanmaması ile ilgili.
Şimdi şöyle, bu anlattığımız şeylerde farkındalığı sağlamaya çalışıyoruz. Yani müşterilere eğitim vererek, öğrencilere eğitim vererek bu işlemlerin yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Eğer biz Türkiye'de böyle bir pazar yaratırsak zaten o yatırımları buraya getirip bunları yapmamız gerekiyor. Tabii bunlar çok pahalı yatırımlar ama yapılabilecek yatırımlar. Ama bunu anlatıyoruz ki hani bu katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini herkes anlasın ki o yatırımlar buraya gelsin ve bunları yapalım bir an önce. Teşekkürler sunum için. Bu additive manufacturing ile ilgili ben soru sormak istiyorum. Yaklaşık 2 ay önce başka bir konuşmacımız özellikle additive manufacturing'in üretim kısmını anlatmıştı. Sonuna doğru ama işte ısıl işlemler kısmında daha geliştirilmesi gereken yerler var gibi bir ana fikre ulaşmıştık. Son anlattığınız PowderMet. PowderMet dışında evet. Da nasıl diyeyim konveksiyonel yöntemler yani olan yöntemlerin katmanlı üretim yöntemleriyle yapılmış parçalara göre değiştirilmeleri, modifikasyonları vesaire gibi şeyleri var mı? Şimdi zaten Bodycote bununla ilgili olarak lisans almış durumda ve kendisi işte HIP'le bunu birleştirerek performansı çok daha artırmış durumda. Yani klasik 3D printing'e oranla üretimi bu şekilde iyileştirmiş durumda. Hani siz dediniz ya ısı işlemle ilgili yapılması gerekenler diye. Onlar bunları yapıp dediğim gibi CERN'de yaptıkları parçayla bunu kanıtlamış durumdalar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de tamam. Tabii şimdi burada kademeli malzeme olduğu için yani siz de biliyorsunuz şimdi malzemeden malzemeye göre ısı işlem etkileri değişiyor. Tabii siz burada 2-3 tane katmanlı kademe ve birbirinden farklı özelliklerde malzeme kullandığınız zaman tabii aynı işlemde hepsinin karakterizasyonu bir miktar farklı olabiliyor. Yani optimum bir şey oluşturmaya çalışıyorsunuz ama ısıl işlem parametreleri birbirine yakın olmayan malzemeler kullandığınız zaman yani birinin yüzeyi sertliğini inanılmaz iyi hale getirirken alt kademenin tane boyutunu çok büyütüp toplumunu çok düşürebilirsiniz. Yani dizayn kısmında biraz o konulara dikkat edilmesi gerekiyor. O nedenle de o örneği vermiştir. Evet. Yoksa zaten Bodycote uyguluyor. Yıllardır da uyguladığı bir yöntem geliştiriyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.